Tolga'nın biyolojik babası kim? Tolga'nın öz babası kim? Anne bak saygımı bozmak istemiyorum. Sabrımı sorulama, sabrımı sorulama. Söyle artık siz. 29 yıllık bilinmezlik devam ediyor. Telefon hattında Hatice Gayret var. 30 yıl önce amcamın çocuğuyla 6 ay yaşadı. Salih Gayret ismindeki biriyle 6 ay bir beraberlik yaşamışsın. Çıkaramadım gelip. İddiaların hedefindeki Salih Gayret'le Tolga'nın annesi Nevin Hanım'ın arasında nasıl bağ var? Amcamın oğluna benziyor, aynı kopyası. Tolga aynı amcamın oğlu diyor. Salih Gayret Tolga'nın babası mı? DNA testi sonucu canlı yayında açıklanıyor. Şimdi Esra Erol'da. ...20 yaşındaki Nurdan'ı İbrahim Berkay Gezici mi saklıyor? İbrahim Berkay Gezici diye birinin yanında tutulduğunun haberini aldık. Biz gitmeden birkaç gün önce kızı tekrar alıp alıkoyup bırakmışlar. Şimdi Esra Erol'da. Eşim beni 16 yıldır aldatıyor. 16 yıllık eşi üzerine kuma getirdi. Artık en son yaptığı şey yenilir yutulur bir şey değil. Bu da yetmedi, eşini dolandırdı. O yüzden de ben eşimden boşanmak istiyorum. Gülnaz Hanım tüm bunların üzerine boşanmak isteyince eşi Aydın Bey öyle bir teklifte bulundu ki Gülnaz Hanım'ın akıl almaz iddiaları, boşanmak için verdiği mücadele şimdi Esra Erol'da. İki yıldır kızına hasret acılı bir anne. Eşimle evliliğim boyunca bana işkence yaptı. Kızgın yağ döktü üzerime. Üç aylık bebeğime işkence yapıyordu. Gözyaşları içinde velayeti kendisinde olan evladına kavuşmayı bekleyen Tuğba Hanım'ın isyanı. Üç aylıkken işkence görüyordu. Şimdi iki yıldır kim bilir neler yaptı benim kızıma. Bilmiyorum yaşadıklarını. Ben kızımı istiyorum Cihan, yalvarıyorum kızımı ne olursun getir bana. Yalvarıyorum kızımı getir, ben kızımsız yaşayamıyorum. Şimdi Esra Erol'da. Sadece bir kimlik istiyorum. Gürcistan'dan Türkiye'ye uzanan bir kimlik savaşı. İsmet Mustafa Ömer, ben senden hiçbir şey istemiyorum. Sadece çocuğum bir kimlik istiyorum. Tek isteği 8 yaşındaki evladına kimlik çıkarmak. O çocuk senin çocuk. Sen %100 biliyorsun. DNA istiyorsun, yapabilirim. Korkum yok. Karina Hanım'ın çocuğunun babası İsmet Usta Ömer'e haykırışı. Sadece bir kimlik istiyorum. Başka bir şey istemiyorum. Çocuk okul gidecek. İsmet Usta Ömer. Orta açıyor. İsmail Usta Ömer'e bir kimlik ver. Şimdi Esra Erol'da. Kendimi saldım, beni sorma, unuturum hiç.
Herkese sevgiler, saygılar, selamlar gönderiyoruz ATV ekranlarından yeni bir haftadan. Yine sizleri çok şükür selamlıyoruz. Başlıyoruz bu haftaya da programımıza da. Önümüzdeki hafta pazartesi tam bir hafta sonra Ramazan'ın ilk günü değil mi? Evet. Bu seneyi de bitirdik. Ha? Bu sene de bitti. Bu sene de bitti Şubat mi? Şubat derken evet. Yok ya daha. Çok az kaldı. Daha yarıdayız ya. Hemen niye bitirdiniz siz seneyi? Ha? Tatil moduna. Ben daha giremedim o moda ya. Artık ne kadar çalışmayı seviyorsam. Hoş geldiniz. Var mı ilk defa gelen Sütüdük? Nereden geliyorsun? Ankara'dan geliyorsun. Kim geldiniz? Hoş geldin. Yalnız abla geldi pişman gibi. Geldik ama ben gelmedim. O beni zorla getirdi. Eşimle beraber geldik. Sizi çok seviyoruz. Ha, sürekli oradan izliyoruz. Hayır oradan oraya. Hemen oraya da bir mikrofon uzadım. Siz nereden geliyorsunuz? Ankara Kırıkkale'den geliyoruz. Beraber misiniz? Eşimle beraber geldik. Siz eşinizle berabersiniz. Evet. Arkadaki konuklarım da Ankara'dan geliyorlardı. Acaba derin bir birliktelik var mı? Yok. Ne söylemek istersiniz? Kime selam? Bütün arkadaşlarımın hepsine selam ediyorum. Biz de buradan sevgiler gönderiyoruz. Sizi çok seviyoruz. Sağ olun, çok teşekkür ediyorum. Siz de Ankara'dan geliyorsunuz. Evet, Ankara'dan geliyoruz. Seni çok seviyorum Esra. Teşekkür ediyorum. Anneyi tutup kolundan getirdin galiba. Evet, öyle oldu. Bak, biliyorum ben bakıştan anlıyorum. İnsan evladı için neler yapıyor. Evet, şu an elim ayağım titriyor. En büyük hayalimdi sizi görmek. Tamam, reklam arası fotoğraf çektiririz beraber. İnşallah ya, çok mutlu olurum ya. Buradan arkadaşım Bahar Kafaoğlu'na selamlarımı gönderiyorum. Beyza Nur Özer'e. Ali Eymen'i de buradan öpüyorum. Ali Emre'yi. Ali Eymen. Ali Eymen'i öpüyorsun evet, buradan. Kim Ali Eymen? Kuzenimin oğlu. Oluyor. Kuzenin oğlu. Ona da buradan sevgiler gönderiyoruz. Ekran başındaki tüm seyircilerimize selamlıyoruz. Avukatımız Hülya Kur'an, aile ve ilişki terapistimiz. İyi haftalar. Ahmet Uğran Öztürk bizimle beraber sevgili seyirciler. İlk haftanın ilk konusu Gülnaz Hanım var. Gülnaz, ay çok da zor bir soy isimleri var. Eshi. 16 yıldır evli bir hanımefendi. 3 tane de evlatları var. 15, 6 ve 4 yaşındalar. Bir kadının herhalde 16 yıllık evliliğinde kuracağı en acı cümlelerden biri de şudur. Ben eşim, yani evliliğim boyunca eşim tarafından sürekli aldatıldım. Hatta o kadar aldatıldım ki aynen kendi cümlesini ifade ediyorum. Artık aldatılmayı gözümde normalleştirdim. Alkışlar Gülnaz Hanım'a. Hoş bulduk Esra Hanım. 16 yıllık evlilikte sizin için aldatma gözünüzde artık normal. Normal olarak gözüktü artık. Çünkü her sene aynı şey, her sene. Mesela senede 2 defa da oldu. Binlerce de oldu. Telefon görüşmeleri bile dahi. Şahit oldum yani. Anlatılmaz, yaşanır. Kendini sorguladınız mı Gülnaz Hanım? Yani ben bu aldatılmayı normalleştirdim ama benim de burada şöyle bir hatam var. Hani bir aldattı, kabul ettim. 2 aldattı, çocuklarım var diye kabul ettim. Evet. 3 aldattı, kabul ettim ama 4.'ü yapmamalıydım. Çok defalarca aldatma. Ben her zaman kendime dedim ki acaba hata benden mi? Benden mi? Ben bir kusur mu yapıyorum acaba diye. Her zaman kendimde hata buldum. Allah'ıma yalvardım. Allah'ım diyorum ki, her zaman diyorum Aydın'a karşı diyorum, ben diyorum karşısında diyorum, ya haksız duruma düşeyim diyorum. Haklı duruma düşmeyeyim diyorum. Ama hep de haklı olan ben oluyorum. Onun haklı olmasını istiyorum. Ya diyorsun ki bu sefer şüphelerin boşa çıksın. Evet, evet. Aynen öyle Esra Hanım. Niçin stüdyomuzda olduğunda soralım size. Programa gelme amacınız ne? 16 yıldır evlisiniz. Evet. Defalarca aldatıldınız. Evet. İddialarınızdan biri de şu, şiddet de gördüm dediniz. Evet, gördüm. Ama bugün burada olma amacınız ne? Bugün burada olma amacım en son yaptığı darbe. Bana kredi çektirdi. Ve benim görümcem bana kurban parası göndermişti. Onu evimden aldı gitti. Yani bardağa taşınan son damla oldu yani. Ama niye buradasınız? Boşanmak için. Heh. Yani kredi bakın o kadar aldatılmanın içerisinde şimdi daha asıl bombayı söylemedi. O kadar aldatılmanın içerisinde ya beni bu kadar aldatıyorsun. Ama hem de evliliği devam ettirirken bana kredi çektiriyorsun. O parayı da başka biriyle yiyor. Evet. Aynen öyle. Yani aynen öyle evin geçimi için çekilmiş bir kredi yok. Çünkü eşinizin
son 14 aydır farklı biriyle beraber evet. olduğunu, evden ayrıldığını ve terk ettiğini söylemiş. Aynen öyle Esra Hanım, aynen öyle. O en son 14 ayda kimle tanıştı ve o hanımefendiyle nerede yaşıyor? O hanımefendiyle tanıştı, Facebook'ta tanıştı. Kim? Didem Güler. Evet. Onunla ben konuştum da, yani ilk, yani kadın hisleri doğru olur ya, onu ben hissettim. Hı hı. Ve ben Aksa'ya taşındım, köyde oturuyordum Esra evet. Hanım. Orada baktım iş yok, güç yok. Ben dedim eşime Aksa'ya taşınalım, ben tekstil fabrikasına gireyim dedim. Sen de başka bir işte çalış, yani geçimimizi sağlayalım dedim. Üç tane de çocuğum evet, var. Evet, aynen öyle. Ben geldim burada, işe başvurdum, kabul edildim. İşe girdim ama kendim yapıyorum her şeyi. Evi kendim tutuyorum, her şeyine kendim koşuyorum. O sadece telefondan yönlendiriyor. Hiçbir şey yok yani. Bir de yani benim kız kardeşimin kocasına diyor ki sen Gülnaz'ın yanında ol, Gülnaz'ın yanında ol, Gülnaz'a yardım et. Neyse telefonda da konuştum, bıraktım dedi bana en son gelmesi. Ben işte mesaideydim. Kapıyı açtım, oğlum çıktı arkadan, ağzımı kapattı bağırma diye. Ama ben... Kim yapıyor bunu? Bunu eşim yapıyor benim. Hı hı. Ağzımı kapattı, içeri girdim ben, bağırma dedi. Neden bağırmayacağım ben dedim. Çünkü bağırmak zorundayım. Üç tane çocuğumla beni yalnız şekilde bıraktı. Neden? Bir kadın uğruna. Şimdi bu hanımefendiyle tanışıyor 14 ay önce. Evet. Onunla beraber yaşamaya başlıyor. Evet. Nerede yaşıyor? Siz Aksaray merkezde oturuyorsunuz. Evet. Hayatınızı oraya taşıdınız. İlk önce Yozgat'ta yaşıyor. Yozgat'ta. Eşiniz ve Didem Hanım. Evet. İlk önce Yozgat'ta yaşıyorlar. Ondan sonra benden krediyi çektikten sonra Kocaeli'nde yaşıyorlar. Evet. İstanbul'a geliyorlar. Konya ve köy. Şu anda Konya'da? Şu anda köydeler. Köyde, ne hangi köydeler? Eskilin Kabadaş Yaylası'nda. Peki. Evet. Sen bu 14 ayda eşin yoktu. Sonra evet. eve geliyor. Evet. Sen kapıyı açıyorsun, ağzını kapatıyor. Evet. Ağzımı kapatıyor, bağırma diyor. Ben de tabii ki bağırıyorum. O anda küçük 3 yaşındaki çocuğuma dayanamıyorum. Ben kovalıyorum eşimi. Git buradan, ben seni istemiyorum diye. O küçük çocuğum babasının bacaklarına yapışıyor. Baba gitme diye. Ondan sonra neyse gene aynı, ben hiç yüz vermiyorum Esra Hanım. Çünkü 16 sene ne demek, ne demek yani? Ömrümü bitirdim ben onun yanında. Yalanlarıyla, dolanlarıyla, yani hiç yuvasına hiçbir şekilde bakmadık ki. Her zaman yalan, her zaman yalan. Yalanlarla artık yani acaba doğru mu söylüyor, yalan mı söylüyor diye kendimi sorgular oldum. Kendi kafama dinler oldum. 16 yıldır hangi yalanlarla evliliğini sürdürdün? En çok kadın. Çalışır mıydı? Esra Hanım mesela bir ay çalıştı diyelim. Para nerede dediğim vakit vermediler. Ya ben de dedim ki hep mi seninki verilmiyor? Hmm. O da vermediler işte. Sigortamı geri çıktı yaptılar. Vermediler. Sallayıp duruyordu yalanları. ve kadınlar. Evet aynen öyle. Birçok kadınlar. Birçok kadınlar. Evet. Üç tane çocuğunuz var. Aynen öyle. Şimdi diyorsun ki hani normalde düzenli çalışan bir adam değildi. Evet. Bir evet. geliri de yoktu. Dışarıda da farklı bir hanımefendiyle ilişki yaşıyor. Aynen öyle. Yani oraya da bir kaynak lazım. Evet. Bir para lazım. Eve getireceği parayı hep dışarıda farklı insanlarla mı yerdi? Aynen öyle Esra Hanım. Aynen öyle. Evin geçimini kim sağlardı? Hiç, evin geçimini kimse sağlamadı Esra Hanım. Şimdi ben çocuk parası alırdım ya. O zaman çalışmıyordum ben. Köyde çalışmıyordum. Çocuk parası alırdım. Onunla ne kadar geçinebilirsem. Biraz da kayınbaba gel yardım ederdi köydeyken. Bu şekilde hayatınızı evet, sürdürüyordunuz. Bu şekilde sürdürdük Esra Hanım. Peki biraz önce sana sordum ki burada bulunma amacı ne dedim? Boşanmak. Boşanmak ama dedin ki önce kredi çektirdi. Halbuki 14 aydır evet. evini terk etti mi eşiniz? Terk etmedi. Hayır 14 aydır bir kadınla beraber. Evet. Evi terk etti mi yani onunla evet. beraber evet. bağımsız farklı bir yerde yaşıyor mu? Aynen öyle. Evet. Yaşıyor. Yaşıyor. Evi ve çocuklarıyla ilgili sorumluluğu alıyor mu? Almıyor, hayır. Almıyor. Almıyor, kesinlikle. Yani şu an evin geçimini, her şeyini siz idare ediyorsunuz. Aynen öyle, aynen öyle. Şu anda yani işimden de izin aldım. İlk önce verdiler, ondan sonra da vermediler yani. İşimi bile göze alarak geldim buraya Esra. Her şeyi göze alarak evet. geldi. Her şeyi. Niye boşanmak istiyorsun? 16 yıldır sürdürüyordun evliliğini. Sürdürüyordum. Artık yani omuzlarımda yük insin istiyorum. Kendi ayaklarımın üstündeyim. Ona ihtiyacım yok. Ama eşinizin şöyle bir cümlesi olmuş. Bu yüzden boşanmak istiyor musunuz? Sizden boşanmıyormuş. Evet, evet aynen öyle. Ve Gülnaz sen efendim? Kabul et.
Didem'le beraber de yaşayın. Kuma olarak Didem gelsin, hayatımızı sürdürelim. Esra Hanım, ben var ya telefon açıyordum görümceme. Aydın'a şu şekil söyle diyordum. Ben boşanmak istiyorum. Artık bir şey istemiyorum dedim ben ona. Ona da demiş ki yani, gırgır almış. Ya demiş, annem gidin evden gitmesini bekliyorum. Sizin evden gitmesini, Gülnaz da sizin evine, evinize oturtacağım karşılıklı. Bu ne demek oluyor? Yani ikisini de idare edeceğim. Yani iki eşli hayatımı sürdüreceğim. Evet, aynen öyle. Gülnaz şekilde. Çocukları nasıl olsa başında, evet. Çalışıyor, parayı da kazanıyor. Aynen öyle. Ben de Didem Hanım'la yakın evlerde ikisini de evet. İdare edeceğim. Çünkü karşılıklı evler. Sizi niye boşamıyor eşiniz? Vallahi ben sizin stüdyonuza girmeden önce beni aradı. Neredesin dedi. İstanbul'dayım dedim. Ne yap? Niye geldin dedi. Esra Erol'a geldim dedim. Boşanacağım seninle dedim. Adliye yok muydu dedi. Adliye vardı dedim. Ama dedim siz gelme, sen gelmedin dedim. Sen dedi başvurduğunda ben gelmedim mi dedi. Gelmedin dedim. Geldi ama benimle boşanmak için geldi. Doğru. İki saatliğine ben izin aldım. Ama o geldiğinde de beni dolandırmak amaçlı geldi. Nasıl? Esra Hanım. Nasıl Esra Hanım? Yani nasıl sizi kandırmak ve dolandırmak amacıyla geldi? Esra Hanım ben ustabaşımdan izin aldım. Ustabaşı da git Gülnaz dedi. Ama dedi dikkat et sözleşme imzalarken dedi. Çocukların yönünde seni kandırmasın dedi. Çünkü sen çok çabuk kanıyorsun herkese dedi. Evet. İzin aldım ben geldik adliyeye. Her şeyi yaptırdık kağıdı. Vezneye gittik. Parası yok. Benden para istedi. Git gidelim Gülnaz dedi. Sen bankadan da para çek dedi. Kaç para? Bana ver dedi. 130 milyon ver dedi. Ben sana 200 milyon olarak vereyim dedi. Ben dedim ki hayır dedim. Yeter artık dedim. Beni dedim ye beni bitirdim. Ben çocuklarımın hakkını artık bu saatten sonra sana yedirmem dedim. O da tabii ki gel beni dinle diyor. Oradan bir atladım otobüse direkt iş yerine. Telefon üstüne telefon barışalım. Barışma yok ki. Sadece beni kullanmak. O kadına para götürebilmek için. O gün akşam benim evime geldi. Ben işe gittim bunları sabah. Bunları birlikte yaşadığı bu iddiada bulunduğunuz Didem Hanım biliyor mu evine geldiğini filan? Ben biliyor diyor Mesra Hanım. Çünkü o gün ben, o gün akşam boşanmak için geldiği zaman ben işe gittim. Benim 15 yaşındaki oğlum da oradaydı. Anne diyor, mutfağa geçti babam diyor. Daha yatıyor musun diye diyor, kadınla konuştu diyor. Ama bunu inkar etti. Her zamanki gibi inkar etti. Yani şimdi o hanımefendiyle beraber sizinle olan evliliğinde mutsuz bu kişi evet, değil mi? Evet. Niye evi arada geliyor? Para için geliyor Esra Hanım. Siz ona ne veriyorsunuz? Yani o parayı nereden buluyorsunuz? Çalıştığınız parayı mı veriyorsunuz? Evet Esra Hanım. Beni kandırdı ya. Peki sizden o parayı nasıl istiyor? Nasıl istiyor beni? Mesela şu kredi meselesine gelelim. Dedi ki Gülnaz da benim devlete ait borçlarım var dedi. Bir yere gireceğim dedi. O borçlarımı kapatayım dedi. Senle gideyim, senle geleyim dedi. Bak dedi oğlumuz da büyüyor dedi. Kötü yollara düşmesin dedi. Tabii ki içim çekme diyor. Ama dışındaki işler... İçin çekme diyor, dışın çek diyor. Evet, aynen öyle Esra Hanım. Ondan sonra da neyse gittik bankaya. Parayı çektik. Benim paramı benden saklıyor. Borçlarımı ödeyeceğim diyor. O gün de ben iş yerinden saat 8'de gittim. 8.15 geçe geri döndüm. Adliyeden bu şeylerini çıkartacak. Neydi? Borçlarını kapatmak için kredi çekiyorsunuz. Evet. Şimdi Gülnaz Hanım siz 16 evet. Yıllık evlisiniz ve 3 tane çocuğunuz var. Bir insanın eşinin atıyorum geçmişten gelen bazı borçları varsa bunun için kredi çekmesi o evlilik birliğinde sıkıntıya girmemek için çok normal bir davranış, çok olağan bir davranış. Fakat sizin iddianız şu, bana evet. Bu kredileri çektiriyor, ben çalışıyorum, 3 evet. Çocuğumun sorumluluğunu evet. Alıyorum. Evet. Ama bu adam kendi hiçbir sorumluluğu almadığı gibi evlilik biri içerisinde bana ihanet ediyor. Aynen öyle Esra Hanım. Siz boşanmak için adliyeye gittiğinizde oradan bir şekilde geri döndünüz boşanmadan. Evet. Evet. Sizden boşanmak istememesinin başka bir sebebi var mı? Bilmiyorum Esra Hanım. Benim bildiğim ben maddiyat diyorum. Bir de yani beni kandırması çok kolay ya. Nasıl desem bir şey dediği vakit çok çabuk kanıyorum. Kaç kere kandırdı sizi? Oo, defa 16 yıldır kandırıyor Esra Hanım. Daha ne olsun diyor ne ya. Ne olsun ki? Ya çok tatlısınız. Yani 16 yıldır kandırdı yani. Bir şey söyleyeyim mi? Sakın kendinizi kanmış gibi hissetmeyin. Sizin yerinizde olan şu an ekran başına belki de sürtüyordu. O kadar çok konum var ki. Evet. 3 tane evladınız varsa 15, 6 ve 4 yaşındaysa. Yani hayat arkadaşınızın... seçiminde mi yanlış yaptınız yoksa hayat arkadaşınız böyle mi çıktı? Ne yapacaksınız Türkiye'de kadın olarak? Bir şekilde o evliliği sürdürmeye çalışacaksınız. Evet. Siz evlatlarınız için aslında evet. Boyun eğen, eğmek zorunda kalan
Bir hanımefendisiniz benim aynen gözümde. Öyle. Zaten onlar için. Onlar için hep sustum. Hep haksız duruma düşeyim diye Allah'a dua ettim. Onun karşısında. Ama hep haklı taraf ben oldum. Şunu anlamıyorum yani hiç evliliğin sorumluluğunu almıyor ama gidiyor başka kadınlarla flört ediyor. Evet. Ya şimdi dışarıdaki biriyle flört ederken ne lazım? Yani evet. Ya para da lazım, maddiyat da lazım, özgüven de lazım. Bak bir tarafta karısına kredi çektiriyor. Yani iddialarından yola çıkar. Kredi çektiriyor borcumu kapatayım diye. Ama öbür hanımefendiyle ilişkisini nasıl sürdürüyor ya? O hanımefendi o gerçekleri görmüyor mu bilmiyorum. Esra Hanım. Fadik Hanım telefon attığında kayınvalide. İyi anlaşır mısınız kayınvalidenizle? Evet. Bu süreçte yani anneler saflarını seçerler. Ya gelinlerine yani kabahat bulurlar. Ya da gerçekten adillerse ve tüm yaşananlara evet. Şahitlerse de. Şahitler. Yani sen benim gelinimsin ama benim kızım oldun. Benim oğlum ne sana kocalık yaptı ne de çocuklarına babalık yaptı der. Aynen şekilde o şekilde söylediler bana. Kayınvalideniz evet. Mi? Evet. Fadik. Fadik Hanım. Buyur. Hoş geldiniz yayına. Hoş bulduk. Öncelikle gelininiz Gülnaz'ın, oğlunuz Aydın'la alakalı anlattığı evet. Her şey yani doğru mu? Gelince alarak diye gelebilir miyim? Bu boşanmaya yok oraya. Ben eşim. Esra Hanım. Eşim. Eşim Esra Hanım bak. Adliyesine gelebilirdi yani. Ben anlamadım. Hemen. Ha eşi de şu anda Aydın Bey yanınızda mı? Fadik Hanım. Şimdi tekrar bağlayacaklar. Şunu merak ediyorum yani kayınvalidenin buradaki tutumu ne? Yani benim oğlum ne çocuklarına ne de 16 yıllık karısına eşlik yapmadı. Hani sorumsuz davrandı mı diyecek ama şu anda yan yanaymış. Evet Esra Hanım geliyor ağırsız geliyor kovalıyorlar geliyor. Gerçekten bak. Gündüz Hanım şeyi merak ediyorum. Evet. Siz, çoğu kadın da bunu yapıyor. Aldatılan kadın ilk önce psikolojik ya da daha sonra da fiziksel özelliklerini eleştirmeye başlar. Evet. Siz dediniz ya haklı çıkmayayım. Evet. Sizi eleştiriyor muydu bu konuda? Hakaret de ediyordu evet. Yani özelliklerinize mesela seni aldatıyorum ama işte sen şöyle bir kadınsın. Ya da fiziksel özelliklerinizle eş olmanızla ilgili muydu? Olarak. Ya zaman zaman. Kadınlığınızla. Kandırmak için ne diyordu size? Efendim? Affetmeniz için ne diyordu? Affetmek için o neler yapıyordu neler. Affediyordum da. Çiçekler getiriyordu. Ha, Allah Allah. Yüzük getiriyordu. Ya. Bunu da söyleyeyim Esra Hanım. Getiriyordu gerçekten İnsan bak. İnsan umudu belki düzelmiştir umudu evet, yani. Evet aynen öyle. Ama onu getiriyordu ve geri götürüyordu. Nereye götürüyordu? Götürüyordu. Ay gerçekten ağlanacak halimize. Aynen Esra Hanım. Mesela yüzüğü getirdi. Evet. Barıştı. Evet. Sonra yüzüğü geri mi alıyordu? Götürüyordu. Onu harcıyordu. Götürüyordu o yüzüğü. Götürüyordu Esra Hanım. Gerçekten Aydın Bey'i merak evet. Ettim. Ve defalarca bunu yaptı. Evet. Diğer hanımları nasıl eğer ikna ettiyse ihanet varsa ortaya çıktı. Fadik Hanım telefon attığında kayınvalide. Fadik Hanım. Buyur. Hoş geldiniz yayına. Gelininiz Gül, Fadik teyzeciğim, gelininiz Gülnaz'ın anlattığı her şey oğlunuzla ilgili doğru mu? Vallahi ben bir şey diyemeyeceğim, aldattığı doğru. Aldattığı doğru. Çok mu aldattı evet. 16 yılda? Hep mi aldatıyordu? Helal olsun vallahi ya, gerçekten. Fadik vallahi teyze... biz de çok üzgünüz ama ne yapalım olmadı. Evet. Oğlunuz hep eşini aldatıyordu, doğru değil mi? Aldattı, aldattı, doğru. Şu anda Didem Hanım'la mı beraber? Doğru, Didem Hanım'la beraber, adı batası Zeynep. Nerede? Peki, şimdi size yakın mı oturuyor? Yakın, bir hayatın içinde. Ne? Bir hayatın içinde diyorsun. Bir hayatın içinde. Peki evet. Oğlunuz evinin çocuklarının sorumluluğunu alır mıydı? Evine bakar mıydı? Çalışır mıydı? Çalışırdı da para getirmezdi. Evlilikte? Gelininizin yanında mısınız? Yanındayız. Siz Gülnaz'ı savunuyorsunuz bu konuda. Onun mağduriyetinin farkındasınız değil mi? Farkındayız ama elimizden bir şey gelmiyor. Ya oğlunuzu
Yani oğlum bak hani yanlış davranıyorsun. Eşini aldatma diye öğütlerde bulundunuz mu? Çok bulunduk ama bizi saymadı ki. Bizi hesaba bile almıyor. Ya peki, bir tane... Bak oradan da cevap veriyor ona. Evet. Peki bu Didem Hanım'la nasıl beraber? Canlı yayında kalmayayım, ben buradayım. Buyur, ne dedin anlayamadım. Bu Didem, Didem'le şu an beraber yaşıyorlar. Didem evet. Hanım, Aydın'ın evli olduğunu bildiği halde niye onunla beraber? Biz de bilmiyoruz, biz konuşmayız. Biz konuşmuyoruz diyor. Size de biz yakın konuşmuyoruz. Oturuyor. Yakın oturuyoruz. Aydın Bey yanınızda mı? Yanımda. Bey alabilir miyim telefona? Tamam. Verin. Aydın Bey'i. Efendim. Aydın Bey. Aydın Bey. Efendim. Gülnaz Hanım sizinle boşanmak istediğini, sizin tarafınızdan defalarca aldatıldığını, şiddet gördüğünü söyledi. Şu anda da zaten Didem Hanım'la bu ekrandaki fotoğrafı olan kişiyle de bir ilişkiniz varmış. Eşinize evlilik birliği boyunca niye aldattınız ve aldatmaya devam ettiniz ve aldatıyorsunuz? Hat düştü, bir daha arıyorlar. Bir kayınvalideyi bağlayayım. Vallahi kayınvalidenin söylediğini hep beraber duyduk mu? Evet. Adı Batasıca dedi. Aldatıyor dedi. Evet. Çalışıyor mu dedim. Çalışıyor dedi, para getirmiyor dedi. Bu Gülnaz ablanın söylediği doğru. Evet. Gidiyor çalışıyor ama para hep getirmiş. Aynı bahane. Evet. İşte patron hakkımı vermedi. Aynen öyle. Başka? Her zaman ya, yani mutlaka bir yaptığı işe kılıfı buluyor. Mutlaka. Yani Esra Hanım şöyle var ya, karşısında otur, inan ki var ya beni suçlu bulursun. İnan ki bak. Çok mu şey yani ikna kabiliyeti evet, yüksek? Evet, aynen öyle Esra Hanım, aynen öyle. Bak bu Didem Hanım her şeyi biliyor, her şeyi. Bildiği halde de iki çocuğunu köyde rezil ediyor. İki çocuğunu. Peki siz Didem'le hani kendi aranızda, belki Didem Hanım bilmiyordu bu yaşananları. Hani konuştuğunuzu, o evli bak hani evine de bakmaz, sorumluluk da almaz bir dedim, insan olduğunu söylediğinizde. Söyledim. Ne dedi? Onu da bile bile tekrar geldi, onunla birlikte geldi. Bunlar bir küsmüşler, tekrar mı barıştılar? Aynen öyle. Aynen yüz yüze görüştünüz mü Didem Hanım'la hiç? Hayır, yüz yüze görüşmedim. Telefonda mı görüştünüz? Telefonda görüştüm ben. Kendisinin çocukları var mı Didem Hanım? Dört tane çocuğu var. Dört tane çocuğu var. Ben iki çocuklar kimin yanında? İkisi Aydın birinci Bey. Kocasının yanında. Evet. İkisi de benimkinin yanında. Yani şimdi Aydın Bey kendi sorumluluğunu almıyor. Didem Hanım'ın çocuklarının sorumluluğunu aynen alıyor. Aynen öyle. Aydın Bey. Efendim. Siz şu anda Didem Hanım'la beraber misiniz? Evet, beraberim. Aynı evde mi yaşıyorsunuz? Aynı evde yaşıyorum. Onun iki çocuğunun sorumluluğunu mu aldınız? O çocukların babası mı oldunuz siz? Yok, o çocukların babası da oldum. Öbürlerini de görmeye gitmek için. Beni her gideceğimde telefon açıyorum. Görmeye geleceğim, polis çağırırım. Polis et böyleyle varamadım ki çocukların yanına. Hayır, şu anda Didem Hanım'ın iki çocuğuna siz başlarında biri olarak babalık yapıyorsunuz. Doğru evet. mu? Evet, doğru. O çocuklara sahip çıkıyorsunuz değil mi? Evet. Ne kadar hayırsever bir insansınız. Evet. Gerideki üç çocuğunuzun durumu ne olacak Aydın Bey? Gerideki üç çocuğu yanında hakkına soracaksın. Siz karınızı aldatıyorsunuz. Üç tane çocuğunuzu... Aldatmadım ki, bıraktım. 15-16 senedir ben onu boşayacağım. Boşanmadı. Kardeşim 15 senedir boşayacaksın da 15 yaşında çocuğun, 6 yaşında bir çocuğun, 4 yaşında bir çocuğun var. Evet. Eşiniz sizle zorla mı evli kaldı? Doğru. Bu çocukları zorla mı yaptı? Haklı. Aydın Bey. Efendim. Eşinizle çocukları canlı zorla kabul mı yaptı? Ettiniz. Çok güzel, canlı yayında ikrar ettiniz. Yazık aldattığınızı. Ya. Eşiniz bu sefer sizi gerçekten özel bir boşanma nedeniyle boşayacak. Aynen zaten öyle. Zaten en büyük tanı da anneniz. Aynen aldattığınız öyle. Ortada tazminat ödersiniz. Çocuklarınız sonrasında da nafaka ödersiniz. Zaten... Aydın Bey, hattan da ayrılmayın lütfen. Siz tekrar yayına bağlayacağım. Didem Güler'in de eski eşi telefon evet. hattında. Olacakmış. İşte. Ne güzel söylüyor. İki çocuğuna daha babalık yapıyor. Sorumluluğunu da almış. Geride üç çocuk. Bir eş var. Dünya umurunda değil. Oh. Aynen öyle. Tolga'nın biyolojik babası kim sorusunu sorduğumuzda ilk DNA testi olumsuz çıktı. Geçtiğimiz hafta Cuma günü ortaya bir isim atıldı. Bu isim de Salih Tekirdağ'da yaşayan Salih Bey'di. O kişiyle DNA testi yapıldı. DNA testinin sonucu birazdan açıklanacağız. Dilerim
bu ismi geçen kişi senin biyolojik babandır ve o gerçeği, o da gerçeği bilmiyordu, senin var olduğun gerçeğini. Nurdan Seldüz, 20 yaşında, %60 zihinsel engeli raporu var. Yaklaşık 2 aydır kayıp ve nerede olduğu bilinmiyor. Nurdan'ın yanında olduğu iddia edilen İbrahim Berkay Gezici mi, yoksa onu saklıyor ve zorla alıkoyuyor? Biraz sonra konuyu işleyeceğiz. Reklamlardan sonra geliyoruz. Biyolojik babası kim? Tolga'nın öz babası kim? Anne, bak saygımı bozmak istemiyorum. Sabrımı zorlama. Şöyle arayabilirsiniz. 29 yıllık bilinmezlik devam ediyor. Telefon hattında Hatice Gayret var. 30 yıl önce amcamın çocuğuyla 6 ay yaşadım. Salih Gayret ismindeki biriyle 6 ay bir beraberlik yaşamışsın. Çıkaramadım beni. İddiaların hedefindeki Salih Gayret'te Tolga'nın annesi Nevin Hanım'ın arasında nasıl bağ var? Amcamın oğluna benziyor, aynı kopyası. Tolga aynı amcamın oğlu diyor. Salih Gayret, Tolga'nın babası mı? DNA testi sonucu canlı yayında açıklanıyor. Şimdi Esra Erol'da. Yaşındaki Nurdan'ı İbrahim Berkay Gezici mi saklıyor? İbrahim Berkay Gezici diye birinin yanında tutulduğunun haberini aldık. Biz gitmeden birkaç gün önce kızı tekrar alıp alıkoyup bırakmışlar. Şimdi Esra Erol'da. Gülnaz Aksaray'dan konuğumuz sevgili seyirciler. 16 yıldır eşi Aydın'la beraber evlilik birliğini tek başına aslında sürdürmeye çalışan birçok Türk kadınından biri. 16 yıllık evlilikte tam 3 tane de çocuk var. Evliliği boyunca hep aldatılmış. Eşi evin ve eşinin ve çocuklarının sorumluluğunu hiçbir zaman almamış bir kişi olduğunu dile getirdi. Aydın Bey telefon attığında. Aydın Bey. Efendim. Şu anda Didem Hanım'la beraber olduğunuzu biraz önce kabul ettiniz ve beraber aynı evde yaşıyorsunuz. Evet. 16 yıldır da boşanmaya çalıştım, boşanamadım dediniz. Evet. Nasıl boşanmaya çalıştınız da boşanamadınız? Kim? Boşanmadı. Efendim? Oraya gitti de, oraya varınca da zaten adliyeye gelirdi, eski adliyesine. Hayır, onun adliyeye gitmesi gerekmiyor. 16 yıldır boşanmaya çalışan siz, sizsiniz. Ama adliyeye evet. Gidecek olan, davayı açacak olan da sizdiniz. Bunu niye yapmadınız? Davaya gelmem dedi. Gelmem deyince ne davası açayım? Açmadım ben de. Siz kaç kere boşanma davası açtınız Gülnaz Hanım'la evliliği bitirmek için? Gülnaz Hanım açtı. Hayır, ben size soruyorum Aydın Bey. Bakın 16 yıldır neredeyse eşiniz sizi baskıyla evliliği sürdürmüş. Kaç kere boşanma davası açtınız? Açmadım hiç. Hiç ne? Açmadınız. Hep aldattınız evet. Mı eşinizi? Aldatmadım ki ben. Ha. Ne? Aldatmadım. Hiç aldatmadın. Hiç aldatmadınız yanındaki mı? Kadın da yani şey değil, karın değil. Aldatmak değil ki. Sadece yanında ona sen Allah ben şeyi... sana o kadını yanıma aldığımda geldim söyledim ayrılalım diye. Ayrılalım diye ne zaman dedin sen bana? Ben sana ilk baştan demedim mi? Yalan söyleme. Doğrularla ben gel benim yanıma. Ben sana geldim de sana alışveriş yaptığımda ondan evet. Sonra gittim. Gittikten sonra telefon açtım. Boşanalım dedin mi? Geldin, paranla geleyim. Niye alışveriş yaptınız? Efendim? Alışveriş yapma sebebiniz neydi? Yok, çocuklara yaptım ben, ona yapmadım ki. Ha, çocuklar için. Çocuklarınızı görüyor musunuz Aydın Bey? Yok, ben çocukları görmeye gideceğimde telefon açıyorum gitmeden önce. Çocuklara geleceğim görmeye. Yok, ben polis çağırırım, polise söylerim diye. Beni hep böyle tehdit etti. Valla ben de olsam aynı davranışta bulunurdum. Kendi evinize misafir gibi mi geliyorsunuz? Yok, gelmiyorum. Geleceğimde telefon açıyorum. Çocukları görmeye geleceğim diyorum. O polis çağırım diyor. Polis çağırım diyor. Tehdit ediyor. Gelme diyor. Aydın ne yapıyor Bey, bunu? Buyurun. Aydın Bey, şimdi boşanmada kusurlu olduğunuzu, evliliğiniz devam ederken de Didem Hanım'la birlikte yaşadığınızı kabul ediyorsunuz. Bu nedenle de siz kusurlusunuz. Boşanma davasının sonuçlarına katlanacak mısınız? Tazminat, nafaka? Ben şu an çalışmıyorum ki ne tazminat. Ben ona dedim ki nafaka yazdırın.
Çocukların nafakasını öderim dedi. Boşanalım dedi. Hayır. O benden evinden 2 lira para istedi. Söylüyor musun? Yalan söylüyorsun. Sen ne dedin? Bu kağıda dedin çocukların nafakasını yazdırma dedin. Ben sana... yazdırdın mı? Yazdırdın mı? 250 milyon otomatikman 3 çocuğa 600 milyon nafaka yazdırmadın mı? Ben ne dedim amma? Aydın dedim bu nafakayı yazdırırsan seninle boşanırım dedim. Yazdırmasan seninle boşanmam dedim. Yazdırdım. Yazdırmadın mı 250 milyon? Yazdırmayacaktın ki. Ne kadar düğün dediniz Aydın Bey? 600. 200 TL çocuk başına. Evet. Ne kadar nafaka ödeyecektiniz çocuklarınıza? 600 milyon yazıldı zaten otomatik mi? Otomatikman yazıldı. Otomatikman. Sistem evet. Kendinden yazıyor. 200 milyon, 600 milyon 3 çocuğa. Hmm. Aydın Bey, şu an vicdanınız rahat mı? Eşinizle anlaşamıyor olabilirsiniz ama 3 çocuğunuzu geride bırakıp... Bakamıyorsa ben bakarım. İki bravo tane başka sana. Yani birlikte olduğunuz kişinin çocuklarına babalık yapıyorum dediniz biraz önce. Ya benim çok evet. İçim acıdı. Sizin çocuklarınıza yazık değil mi? Küçücük çocuk onlar. Ben onlara da babalık yapıyordum ama... Bana her arayışımda beni polise şikayet ederim dedi. Ama siz artık adına illallah diyorsunuz. Aynen gelme dedi. Aydın Bey. Yok desin hadi. Krediyi niye çektirdiniz? 12 krediyi ben çektim. Kim ödüyor kredi borçlarını? Yakla. Krediyi çektik. Ne kadar çektiniz? Çektik. 5 milyar kredi çektik. 5 milyar. 1 milyar 800 artı 2,5 milyar kredi kartı. Artı da gözleri görmediği... Kız kardeşi var. Ona kurban parası gönderdi. Onu çaldı gitti benim evimden. Kim çekiyor krediyi? Kim ödüyor? Aydın Bey kim ödüyor krediyi? Bana oraya çıkıp da mağfara okuma. Aydın Bey kredi borcunu kim ödüyor? Kredi borcunu bana vermedi ki çektiği parayı. Gülnaz kendi mi parayı kendine mi çekti? Parayı beraber çektik. Kim aldı götürdü parayı? Parayı eve götürdük evden gitti para. Nereye gitti para? Ona sor. Para uçtu mu yani? Yok mu oldu? Ya sor bir yanında ana. Soruyorum. Para nerede? Sor yanında ana. Yanındaydı. Parayı ben çektim. Cebine koydu. Ben bir daha parayı görmedim Esra Hanım. Şimdi bu parayı kim kullandı? Kendisi kullandı. Aydın Hem de borcumu ödeyeceğim diye. Para nerede? Ben para falan kullanmadım. Onu öyle diyor orada da. Niye kredi çektiniz o zaman? Niye kredi çektiniz? Krediyi Esra Hanım ne zaman yalan çektiniz? Söylüyor. Çok yalancı. Aydın Bey yalancıysan 15 senedir niye bırakmadın? Çocuklar için bırakmamıştım. Niye dava açmadın? Bak, şimdi bırakmak olsun, için buraya geldim. Bundan sonra güzel bir şekilde tazminat ve nafakalarını alarak boşayacak sizi. Aynen öyle. Zaten bunu... Tazminatı tamam. Anne ne diyor çalışmıyorum. Spor Çünkü spor ekonomik durumunuzun olmadığını söylüyorsunuz sözle ama diyorsunuz ki... Kendi 3 tane evladınız var. Hanımefendinin 2 çocuğunu bakabileceğinizi iddia ediyorsunuz. 2 tane de ev geçindirebiliyorsunuz. Demek ki ekonomik gücünüz var sizin. Hülya Hanım bu devirde... Bakamıyorsa bıraksın. Ekonomik güç... Oraya çıkmasın. Oraya reklam etmeye gerek yok. Bakamıyorsa bıraksın. Ne yapsın? Reklam etmeye çıkmasın diyor. Aydın Bey eşinizle her barışmanızda ona yüzük götürüyor musunuz ya da çiçek? Hiç yüzük götürmedim ki ben onu. Efendim? Hiç yüzük götürmedim ki. Hiç çiçek götürmediniz mi? Yok. Yüzük götürdünüz mü? Yüzük de götürmedim. Bir sefer aldığım yüzüğü taktı. Geriye de aldım yani. Evet. Aldı götürdü. Konya'da bu kadına götürdüm. Yani ona almadım. Kime aldınız o, yüzüğü? O bir gün taktı geriye aldım elinde. Çalarak aldı Esra Hanım. 3 çocuğa bakan o. Çalışan evet. Gülnaz o. Yüzüğü Aynen alan öyle. Takan gene Gülnaz. Aynen öyle. Şiddet var mıydı? Eşinize şiddet uygular Vardı. Mıydınız? Vardı. Aynen öyle. Yalan söylüyor. Aydın Bey yazık anne de bak oğlum evet. Doğruyu söyle diyor. Doğru. Aydın Bey. Neyi doğruyu söyleyin? Aydın Koydan Bey. Koydan kaçan giden o neyi doğruyu söyleyin? Evliliğinizde şiddet uyguladınız mı eşinize? Ya kaçan giden o mu? Kaçan neyini giden. Doğru? Boşanmak mı istiyor? Buyursun gelsin atlaya burada. Aydın Beyciğim evliliğinizde şiddet uyguladınız mı eşinize? Bilmem sor. Orada sor. Orada yanınızda. Eşiniz bir hatırlamıyormuş. Şiddet uyguladı mı size? Hatırlamaz o. İşine geleni hatırlar. İşine gelmeyeni hatırlamaz. Bilmiyorum. Evet. Ben şiddet uygulamıştım. Aynen öyle. Gülnaz Hanım başkasına yani aldığı yüzüğü siz izinsiz almıştınız. Yüzüğü kime almıştınız siz? Yüzüğü ben de aldım birine. Kime vermiş? Didem Hanım'a mı almıştınız? Belki de ben almışımdır yani ya. Aydın ben Bey siz yani. Başka bir kadın için yüzük aldınız. Bunu da eşiniz Gülnaz mı aldı?
Selam. Siz başka bir kadın için yüzük aldınız. Bunu da Güllaz sizden izinsiz mi aldı? Esra Hanım, benim kim var? Yok, boşanmak mı istiyor? Buyursun gelsin adliyeye boşansın. Yalanların ortaya çıkacak diye korktun mu? Yok, yalanımdan değil. Neyi yalanım olacak? Hiç yalanın yok. Sen o kadar dürüstsün ki. Çocukları kullanıyorsun sen. O kadar dürüstsün ki. Yok, 15 senedir çocuk mu vardı? Tabii çocuklar kullanıyordu. Kim yaptı o çocukları? 2 sene sonra boşanaydı. Yalanladım ya Masat. 2 senede insan tanır insanı. Ben seni var ya Allah'a havale ediyorum. Aydın Bey, evi kaç kere terk ettiniz 16 yılda? Kaç kere eşinizi aldattınız? Aldatmadım. Ne yaptınız? Aldatmadım. Küstü gitti. Her kavgada, uğraşmada, tartışmada babasının evine gitti. Her tartışmada babasının evine gitti. Çocukları alıp mı gidiyordu Gülnaz? Bacısının lafını dinledi. Babasının lafını dinledi. Dinledi işte gitti sonunda da. Helal olsun sana. Yani seviniyorum gittiğine de. Helal olsun sana. Şu anda yaptığınız ne sizin? Şu anda evi terk eden ve ayrı yaşayan sizsiniz. Bunun adına ne diyorsunuz siz? Ben yaşamıyorum, ben köyde evim değil. Kiminlesiniz o evde? Kimine evleneceğim kişiyle. Kimle? Evleneceğim kişiyle beraberim. Evleneceğiniz kişiyle Didem Hanım'la evleneceksiniz. Evet, resmi olarak bundan boşanırsam evleneceğim. Yani ama hiç onunla evlenmek için girişimde de bulunmadınız. Yani dava açma zahmetinde bile bulunmadınız. Niye bulunsun? Uğraşmayı sevmez Esra Hanım. Uğraşmayı sevmiyor Uğraşmayı mu? Sevmez. Belli zaten evliliğiniz. Yapmayı çok sever. Onu bunu dolandırmayı çok sever. Aşırı derecede. Sizin iddianız. Çok sever. Şimdi evlenen sen, çocukları evet, yapan sen. Aynen öyle. Eşi aldattığında evi küsen, terk eden, kusurlu aynen olan öyle sen. Ondan sonra senden ayrılmak için ama boşanma davasını açmayan da sensin. Kendime kredi çekiyorum, kendi paramı kendim yok ediyorum. O da ben. Evet. Ben hayret ediyorum. Yine babandan bir sor, belki babana vermişsindir. Ne? Babandan bir sor istersen. Ay. Babandan bir sor. Bir de çektiğin krediyi, bir de kefil olduğunu sor babam. Ulan krediyi sen çektin, sen çektirdin 5 milyarı cebine yok aldın. Borç tamam, ödeyeceğim değil. Ben çektirdim, babana verdim. Yalan söyleme. Babam, sen kendi kefil oldum. Sen kendi babana ne yok dedin? Hadi yok be. Ana. Konuşturtma beni. Konuş. Araştırın, kredi kefil olan kimmiş bir bakın, kime kefil olmuş. Tamam, benimki ortada Esra Hanım. Hı? Ortada benimki. Ben 5 milyar kredi çektim buna. Ya evlilik her şey ortada. Kredi çekersiniz, onu evet harcarsınız ama Aydın Bey çalışmıyorken Didem Hanım'la evet beraber onun iki çocuğuna bakıyor. Evet Esra Hanım. Oradaki geçimini nasıl sağlıyor onu Esra merak Hanım, ediyorum. Didem Hanım'a da, Didem Hanım'a da 15 milyar kredi çekti. Artı Didem Hanım, Didem Hanım'ın Konya Meram'da arsası varmış. Onu 3 kağıtçılığından allem etti, kullem etti. Onu da sattılar, Didem Hanım'la yediler gezerek. Aydın Bey doğru mu? Doğru. İnkar eder Esra Hanım. Ne doğru mu? Didem Hanım'a da kredi çektirdiğiniz, Didem evet Hanım'ın üzerine bir arsa varmış, onu sattırıp Didem geçiminizi sağladığınız. Bana gelmeden önce çekmişim, tek yaşıyordu. Tek yaşıyordu. Tek yaşıyordu, bana gelmeden önce çekmişim. Doğru, kredi çekildi, ona da çekti yani kendi. Didem Hanım mı çekti? Evet, kendi çekti, kendi ödüyor. Kredi, ne ballı bir adamsınız ya. Aynen paranız öyle kredi çekiyor, yani birlikte olduğunuz parası kadın kredi çekiyor. Kredi parası falan yoğdu. Hayır, geçiminizi nasıl sağladınız onu merak ediyorum. Abi sen çalışmayan bir adamım bana diyorsun. Bana geldiğinde diyorum kredi çekme dedi. Hayır. Benden önce söylüyorum çekmişim. Hayır, yalan söylüyorsun. Çektin, onu da birlikte Yozgat'ta yediniz. Yozgat'taki çalıştığın iş adam, patronu da arasın. Kocaeli'ndeki de arasın. Yalan söylüyorsun. Başka diyeceğim hiçbir şey yok sana. Peki. Buyurup gelecek de tatminatları ödemeyi kabul ediyor musunuz? Evlilik birliğini sona ermesinde kusurlu sizsiniz. Tamam, param olursa ödeyim. Param olursa. Nasıl? Param olunca ödeyeyim diyor. Yok, ben sigortalı çalışmıyorum, hiç yok. Payanız elbet olacak. Çalıştığınız yerlerden de nafaka kesilir ama bu iş bu kadar kolay değil. Canlı yayında da Türkiye'ye böyle açık bir alanda da sanki çok kazancınız varmış. Aynen İki öyle kadına da sanki bakabilecek yetiniz varmış gibi. Kadına bakmıyorum ki ben. Nasıl? İki kadına bakmıyorum ki. Ne yapıyorsunuz? Çocuklarınıza bakmıyor musunuz? Ben o arkana getirmedim ki. Evinize almışsınız hanımefendiyi. Öyle, o arkana getirmedim ki ben bunu. Nasıl? O buradayken, yanımdayken getirmedim ki onu. Beyefendi siz kiminle evlisiniz şu anda?
Şu an evli değilim, evleneceğim. Boşanırsam evleneceğim. Gülnaz Hanım'la evlisiniz. Öyle bitti deyince bitmiyor evlilikler. Aydın Bey, şu anda bekar mısınız? Bekarım. Bravo. Hocam bir şey söyleyecektiniz. Aydın Bey. Efendim? Mutlu bir evlilik için gençlere bir öğütte, nasihatta bulunur musunuz? Allah'ım ya Rabbim. Hakikaten mutlu bir evlilik için gençlere nasıl bir tavsiyeniz olur? Kapattı. Bayağı böyle. Güzel yani. Aydın Bey'in baktığı dünya da güzel. Pencere de güzel. Mesela evden ayrılmış, kendini bekar sayıyor. Üç çocuğunu yok sayıyor. Yeni bir kişiyle beraber. Dedim. Zaten diyor, ben onunla boşanacağım diyor. Gidip boşanma daha bak. Her şeyde kadından bekliyor. Evet. Ne dedin sen? Dedin ki o zahmete girmez dedi. Evet, zahmete girme Destan Hanım. Asla kendini yormaz. Yormaz. Beynini çalıştırır. Vücudunu çalıştırmaz. Bu beyin çalıştırma evet. Değil ki. Gerçekten bak. Beynini çalıştırır. Beyin Hanım, belki de yapıla gelen şeyleri siz kabul ediyorsunuz ya. Evet. Onu yatsımış yani sizin, Gülnaz Hanım'ın. Evet. Aldatsa da saflığından devam edeceğine inanmış. Saflığından yararlanıyor. Gerçekten. Diyor. Ben vicdanlı bir insanım. Sen karşında söylersen ben de inanırım. Neler söylüyor mesela, ben çok merak ediyorum. Bu beyefendi her şeyi söyleyebileceğine inanıyorum. Resmi nikah verken bekarım diyen bir adam. En son söylediği yalanı söyleyeyim. En köydeki son. Evet, köydeki evin elektriğini yaptırmış, haber göndermiş. Gülnaz için elektriği yaptırsın, yaptırdım, çeksin gelsin. Halbuki bu plan. Niye? Gülnaz'ı aradım, Gülnaz gelmedi, Didem'i getirmek. Ben gelmem dedim, gelirsen dedim polisi çağırırım, polisine seni rezil ederim dedim. Gelmedi, Didem Hanım'ı o gün akşam eve koydu. Yalan sizin söylüyor. Yaşadığınız evde şu anda Didem Hanım oturuyor evet, değil mi? Evet, köydeki... Babana yakın bir evmiş evet, orası. Evet, aynen öyle. Ben şu bu yüzük oturuyorum. Meselesinde de diyor ben başka birini almıştım diyor. Öyle... Hayır, halası bile şahit Esra Hanım. Ne yaptı? Siz gene küstünüz, seni evet. Aldattı sonra. Evet, aldattı. Beni köye götürdü. Köye götürdü. Köyde bir tane çiçek almış, bir tane yüzük almış. Affet, bir daha yapmayacağım dedi. Yüzüğü parmağıma taktı. Ama öbür dediği doğru. Yüzüğü iki gün takındı. Üçüncü gün, Gülnaz şu tabağın içinde, Gülnaz şu tabağın içinde diyerek yüzük Konya uçmuş. Ama sen yüzüğü görünce bir kadın... Evet, aynen öyle. Yüzük Konya'da. Evet. Ama yüzüğü görünce ne diyorsun? Tamam ya, Aydın bu sefer düzeldi. Evet, kadınlar kanar. Bir çiçeğe, güya düzeldi diyerekten. Bir insan yedisinde neyse yetmişinin de odur. Düzelmez ki. Düzelmiyor da. Ben kafamı topladım ve buradayım. Kafayı topladın. Evet. İnşallah. Ama çok geç oldu ama. Olsun. Zaranlı. Üç tane çocuğun var. Aynen öyle. Her üç çocukta da mesela biri 6 biri 4 yaşında. Hani belki daha iyi olur evliliğimiz diye mi dünyaya getirdin? Çünkü ilk büyükle evet. Küçük arasında aynen şey öyle. Var. Aynen öyle. 10 sene var. Kadir'le Hayri Nisan arasında 10 sene var. Düzelir amacıyla ama düzelmedi. Çalışmadı da. Çalışmadı. Çalıştıysa bana yedirmedi. Annesi yedirdi. Diyor ki biz de görme. Çalıştı parası yoktu evet, diyor. Evet aynen öyle. Doğru söylüyorlar. Nasıl bu kadar rahat olabiliyor? Rahat. Hayır hayır şimdi hani yalan söylemenin de bir şeyi vardır tamam mı? Bir noktası vardır. Hani bir yere kadar insanlara yalan söylersin. Bir noktadan sonra insanlar sana inanmaz. Bu ama herkese etkisi altına almış. Evet. Ya da böyle mi kabul ettiniz? Esra Hanım ben hani yalan söylediğini biliyorum. Ama var ya bu kendi söylediği yalana kendisi de inanıyor. O inanıyorsa ya, ben niye inanmayayım diyorsun? Evet o beni de inandırıyor. Hani içim inanmıyor da. Hani bir ümit. Ümit yani. Aydın Bey. Aydın Bey. Aydın Bey. Aydın Bey. Sakin adam da. Ha çok sakin. Evet. Ben mesela bu kadar yıl hani zamandır bu yayını yaparken hep burada biliyorsunuz bir tartışma olurdu. Böyle bir restleşme olurdu. Rahat. Ben bekar bir adamım şu anda. Evet. Ben boşanmak istedim. Bu kadın beni boşamadı. Gerçekten bana dedi ki Gülnaz yayının başında. Esam şurada karşıma otursun beni haksız bulursunuz dedi. Evet doğru. Doğru söylüyorum. Hatta Aydın Bey. Aydın Bey. Bir zahmete sokayım onu. Bir gelsin de onu bir... Gelmez. Tek celsede anlaşmalı boşayalım. Hayatında alo. İlk defa 16 yılda zahmete gir be Aydın alo. Bey. Aydın Beyciğim. Efendim. Ya 16 yıllık yaşamınızda sizi bir kere zahmete sokmak istiyorum.
Vallahi burada adliye var. Buyursun gelsin boşansın. Gülnaz Hanım da diyor ki ben buradan ayrılmıyorum. Evet. İlk defa ayrılmazsa siz... Ayrılmazsa beklesin o zaman orada beklesin. Efendim? Orada beklesin. Bekleyeceğim. Orada beklesin diyor. Burada beklesin. Burada yani. Beklesin. Tamam. Siz orada kalkın beklesin. Buraya gelin. Tek celsede anlaşmalı boşayalım sizi. Burada boşansın. Gelsin adliyemiz var mı burada? Biraz da sen zahmet et. Vallahi ben hiç zahmet edemem. Gitmeseydim. Ben acı değilim ki. Eskiden adliyeye geliyorum diye ben gelirdim. Geldiydin ya yanıma. Oraya zahmete gerekmezdi. Aksaray'a geldiydin ya. Vezde'de ne yaptın geldiydin sen bana? Vezde'de ne yaptın? Neyi ne yaptım? Vezne'de ne yaptın o kağıtları, o işlemleri yaptırdıktan sonra? Sen geldin karşıma, Gülnaz benden Vezne'ye yatıracağım parayı. Öyle mi istedin? İstemedin mi sen? Yazıklar olsun sana be. Ha tamam ya, bana yazıklar olsun. Bana yazıklar. Sana helal olsun. Ben yazdırmadım mı kağıdı? Ben yazdırmadım mı? Ne oldu? İşten izin aldıydım. Bitti diye koyup giden sen değil misin? Seninle beraber Vezne'ye girmedik mi biz? Kızım giden sen değil misin? Vezne'ye girmedik mi? Bana onu bir söyle. Tamam gitti. Paran yetişmedi mi? Giden sen değil misin? Cuma günleri boşanma davası oluyor dedi de. Koyup giden sen değil misin? Ben izin alamam diye. Yalancı. 200 TL'yi boşanma harcını veremediniz mi? O yüzden veremedim mi boşanamadınız? Evet. Arada verildi. Hayır ama yalan. Cuma günleri. Ben neden sorduk? Cuma'dan cumaya dedi. Anlaşmalı boşanmalar. Hep de Aydın cuma Bey. Vay ya. Almıyorum, gelmiyorum dedi. Yalan Aydın söylüyor. Bey. Hep de sizi mi buluyor böyle şeyler? Ya gelsin cuma. Benden 130 milyon para istedi Esra Hanım. Boşayın. 130 milyon para istedi. Boşanma davasının açılması için ödenecek parayı da sizden mi istedi? Evet, 130 milyon verdi de ben sana yarın 200 milyon göndereyim dedi. Didem Hanım yanınızda mı? Bana hiçbir şey demiyorum, yazıklar olsun. Didem Hanım yanınızda mı Aydın Bey? Yok, yanımda değil. Yanınızdaymış. Yanımda değil şu an. Nerede? Bir evin dedi. Kendisi boşandı mı Didem Hanım'ın? Boşandı. Ne zaman boşandı? 4 sene oldu. 4 yıl önce boşandı. Evet. Ne kadardır berabersiniz Didem Hanım'la? Bir senedir beraber olup da bir senedir tanıyoruz birbirimizi. Hmm. Kaç yıldır tanıyorsunuz? Bir sene. 14 bir ay. Senedir. Kaç yıldır, kaç aydır aynı evi paylaşıyorsunuz? Nasıl kaç aydır? Yani kaç aydır aynı evin içinde yaşıyorsunuz? Yok, ben bir yere yerleştiriyorum. Orada bekliyorlar. Diyorum, ne zaman boşanırsam o zaman beraber olacağız. Hmm. Ama şu anda hiç annenizin yakınındaki evdesiniz. Ya. Beraber evet. Yaşıyorsunuz. Efendim? Annenizin yakınındaki evdesiniz. Evet, yakınındayız ve beraber yaşamıyoruz ki. Nerede o yaşıyorsunuz evinde, siz? Doğru. Efendim? Siz nerede yaşıyorsunuz? Ben yola gidiyorum. Yalan. Nereye gidiyor? Yola gidiyor. Yola. Yalan. Ne yoluna gidiyorsunuz? Sor. Ben size soruyorum. Hangi yola gidiyorsunuz? Ne yapıyorsunuz yolda? Efendim? Benim diyecek hiçbir şeyim yok. Boşanmak istiyor mu? Buyursun gelsin adliyeye. Sıkışma, sıkışma. Yalanların ortaya çıkacak. Sıkışmıyorum. Ben sıkıştım. Sıkışma. Hayır. Benle uğraşamıyorum. Ben uğraşmıyorum da. Kaç aydır evinizden, çocuklarınızdan ayrısınız Aydın Bey? Efendim? Kaç aydır evinize giremiyorsunuz? Gülnaz'la çocuklarınızla yaşadığınız eve? Bir senedir giremiyorum. Yalan. Bir senedir. Bu bir yıldır eşiniz sizi eve almıyor. Nerede yaşıyorsunuz siz? Nasıl nerede? İzmit'te kaldım. Başka? İzmit'te kaldım, Konya'da kaldım. Kocaeli'de Konya. Kaldım. Kocaeli? Evet. İstanbul, Yozgat. İstanbul'da değil, İzmit'te kaldım. Valla senin kaldığın yerleri karın senden daha iyi biliyor. Aynen. Sen düşünerek söylüyorsun burada. Aynen öyle, çünkü yalanını düşünüyor. Hayır, yalan bizim... düşünüyorum. Kocaeli'nde kaldım diyorum. Tamam, aynı Konya'da şey. Konya'da kaldım. Annenizin yakınındaki, yanındaki evde ne kadardır yaşıyorsunuz? 2 aydır buradayım. 2 aydır da oradasınız. Peki, teşekkür ediyorum yayına bağlandığınız için. Ekip arkadaşlarım sizi arayacak. Hayatınızda bir kere zahmete girin. Gelin, Gülnaz Hanım bekliyor. Tek celsede anlaşmalı boşanın. Aynen. Madem 16 yıldır boşanmak istiyorsunuz, boşanma konusunda bu kadar arzulu ve isteklisiniz, lütfen bu isteğinizi ve arzunuzu bulunduğunuz yerden kalkıp İstanbul'a gelerek gösteriniz. Yol parası da bizden, merak etmeyin. Gel Gülnaz, gel. Gülnaz buraya gelince burada adliye olduğu aklına geliyor. 16 yıldır dibinizde adliye var. Niye gitmediniz bunca yıl? Ben buradan Aydın Bey'e sesleniyorum. Tüm ulaşım masrafları, her şey bize ait. Boşanmayla da ilgili masraflar bize ait. Lütfen kalkın gelin. Sadece harekete geçeceksiniz. Sizden beklenen bu. Tuğba Güleç geliyor. Evladını göremeyen, tam 2 yıldır evladına hasret bir anne.
Tuğba, 4 yaşında kızın Dilan'ı tam 2 yıldır göremiyorsun. Evet. Dinin nikahlı beraberlik yaşadığın eşin evet. senden 2 yıldır kaçırıyor. Evet, kaçırıyor. Ki nüfusunu aldı çocuğu. Evet, nüfusunda şu anda. Nüfusunda. Evet. İzmir Torbalı'da yaşıyor. Evet. 2 yıldır senden kaçırıyor. Evet. 2015 doğumlu çocuğun. Bu birlikteliğin boyunca da zaten sürekli şiddet görmüşsün. En sonunda evet. 2018 yılında, yani bu Kasım'da da karşı taraf velayetin değiştirmesi için dava açıyor. Dava açtı. Orada da reddedilmiş davası. Evet, reddi oldu. Velayet sende. Evet, ben ama de. Sen çocuğunu göremiyorsun. Göremiyorum 2 seneden beri. Dini nikahlı eşiniz de Cihan Dirbisoğlu. Dirbisoğlu. Nasıl tanıştınız? Nerede tanıştınız? Niye evlenmediniz? Evlenecektik, biz nikah kıyacaktık, her şeyimizi ayarlamıştık, nikah şeylerimizi hepsini ayarladık. Hı hı. Kayınpederim izin vermedi. Hani nikah kıyma böyle olmaz, hı hı. istemedi yani. O istemeyince de o da kabul etmedi zaten nikah kıymayı. Kayınpederiniz nikah kıyılmasın diyorsa bunun amacı şu, ben senin Tuğba ile evlenmeni istemiyorum. Evet, istemiyor. Hani nikah olmasın dedi. Zaten başkasıyla da beraberlik yaşıyordu. Nasıl beraberlik? Eşim hani nasıl anlatayım ben sana? Kaynanamın oğlan kardeşinin karısıyla beraberdi. Evli mi onunla? Evet, evliydi, ayrıldı. Boşandılar ondan. Nikah yoktu zaten. Ha, nikah yoktu. Onunla evet. da dini, akrabasıyla evet, da dini nikahlı beraber. Evet, çocukları evet. var mı oradan? Yok. Oradan çocukları şu yok. Şu anda zaten o dediğim kişi de dayısıyla evli. Ha, bu amcasının kızıyla beraberdi. Evet, dayısının. Dayısının? Aha, dayısının karısıyla beraberlik yaşadı. Dayısının karısıyla mı? Ya bak şöyle anlatayım. Cihan'ın ilk eşi, dini nikahlı beraberlik yaşadığı kim? Annesinin oğlan kardeşi, oğlan kardeşiyle karısıyla beraber oldu. Yengesi oluyor. Hayır, yengesi olmuyor. Tamam. Dayısının karısı oluyor. Tamam, buna girdim mi çıkamayacağız. Oradan hemen bir bana kim olduğunu söyleyin. En yakın akrabası dini nikahlı beraber evet, çocukları evet, yok. Yok. Ondan ayrıldı. Ondan ayrıldı. Seninle de 2014 yılında tanıştı. Ben de beraberken zaten onunla beraber oldu. Siz beraberken de mi onunla evet, beraber evet, akrabasıyla? Evet, yani evet. onunla bile ilişkisini bitirip seninle olmadı. Hayır, olmadı. Peki kayınpederin Necati Bey bu yüzden mi nikahı istemedi? Evet, bu yüzden istemedi. Peki senle beraberken? Evet, benle beraberken o kadınla beraberlik yaşıyordu. Ay! Gerçekten. Bu aile içerisinde bilinen evet, bir şey aile mi? Aile içinde biliyorlar. Aile içinde herkes biliyor. Evet, biliyor. Hiç kimse karşı gelmiyor. Kabulleniyorlar yani. Sen bu ihaneti bile bile bu kişiyle beraber oldun. Çocuğum için. Çocuğun için. Evet. 2014 yılında görücü usulü tanışıyorsunuz. Evet. Dini nikahlı beraberlik yaşıyorsunuz. Evet. 2015 yılında da kızın dünyaya geliyor. Evet. Sonrası? Kızımı dünyaya getirdim. 3 ay 40'ı çıkmadan zaten kavga yapmıştık, tartıştık. Ailemin yanına gittim ben. 40'ı çıkmadı. Çocuğu da aldın. Çocuğumu da aldım. Kızımı da gittim. Geldi beni bir ay 40'ı çıkmadan, hatta bir ay mı bir hafta mı ne tam olarak bir hafta olmuştu annem girdi. Geldi beni silah zoruyla götürdü. Torbalı'ya. Torbalı'da durmadan işkence yapıyordu. Sürekli şiddet yani. Şiddet, işkence. Şiddet değil, işkence uyguladığını evet, söyledin. Evet, kızgın yağla ayağımı yaktı. Bacağım resmen yanık. İz kaldı orada değil mi? Çocuğuna da şiddet uyguluyor muydu? Uyguluyordu. İçerlikken uyguluyordu. Bak, şiddet olgusundan çıkartıp artık olayın işkenceye gittiğini söylüyor ve bu kişi, iddialarda bulunduğu kişi, dini nikahlı eşi Cihan Dirbisoğlu tam 2 yıldır da çocuğunu saklıyor ve sana göstermiyor. Jandarmaya da gittim. Efendim? Jandarmaya da gittim. Karakola da gittim. Jandarma aldı bunu. Evet. Dedim komutanım dedim, bunu salmayın dedim. Saldığınız an dedim çocuğumu dedim getirmeyecek. Hı-hı. Dedi ki ertesi gün dedi getiririm çocuğunu saat 12'de. 12'ye kadar bekledim karakolda. Karakolda yattım. 3'te karakolda yattım 3'e kadar, ondan sonra gittim hastanede yattım çocuğum için. Getirmedi çocuğumu. Sen aslında hamileliğinden bu 2 yıl öncesine kadar işkence ve şiddet evet. gördüğün için bu insandan evet. kaçtın. Evet. Sana çocuğu vermeme sebebi ne? Çocuğu geri bana döndürmek dedi ki, mi? Hayır. Çocuğu bana dedi ki dilendiriyor dedi. Kanıtlayamadı bir şey. Ben mahkeme her şeyi sundum. İfade verdim, dilekçe yazdım, neler neler yaptım. Ama dedi ki ondan sonra mahkeme zaten düştü. Çocuğu getirmediği için.
Kaç kere icra yoluyla gittin? İcra yoluyla hiç gitmedim. Hiç gitmedi. Hiçbir gitmedim. Mahkeme kararını zaten bir ay bir buçuk ay oldu alalı benim. Ben bilmiyordum velayetli çocuğu bende olduğunu. Peki sen birilerini gönderdin mi Cihanların kayınpederinin kayınvalidenin yaşadığı eve? Hayır, hayır. Polislerle gittim. Polislerle bulamadık. Kaç kere gittim polislerle? O zaman sizin oraya gideceğiniz zaman çocuğu alıp kaçırıyorlardı. Evet, evet. Karakola geldiğim zaman zaten haber gidiyordu. Akrabaları çok takip ediyorlardı beni. Ben de diyordum hani getir çocuğum ben senden bir şey istemiyorum diyordum. Anlamıyordu, anlatamıyordum daha doğrusu. Sana çocuğu özellikle göstermemesinin bir sebebi olmalı. Ya döneceksin paşa paşa. Evet o şekilde. Bu evet. Evliliği ha, paşa devam paşa diyor bu işkenceyi yiyecek, dayağı yiyeceksin diyor bana. Dayağı yiyeceksin, işkenceyi göreceksin. Evet, oturup evet. Burada çocuğuna bakacaksın. Evet. Ben istediğim hayatı yaşayacağım. Evet. İhanet de edeceğim. Evet, ama her sen şeye, burada. Evet. Aksi davranırsan. Katlanıyordum her şeyini. Ya bunu asla anlattırmak istediğim için değil. Sadece durumun ne kadar vahim olduğunu insan seyircilerimiz anlasınlar diye. Torbalı'da Cihan Dirbisoğlu'nu ve kayınpederi Necat Dirbisoğlu'nu tanıyanlar, bilenler, o 4 yaşındaki çocuğun nerede olduğunu bilenler lütfen bize ulaşsınlar. Bana işkence yaptı. Evet. Benim bacağım kızgın demirle evet. Yaptı dedin. Evet. Kızgın yağla. Kızgın yağla. Evet. Geçen gün gitmiştim ben Torbalı karakoluna. Onu da gördüm. Kayınpederim geldi karakola. Dedi seni de bu halde bırakmayacağım bir daha. Geldiğin zaman dedi. Kızgın yağı tavada kızdıracağım da tependen aşağı dökeceğim senin. Peki bu kızgın yağıyla bacağını yaktığı zaman sen evi ayrılmak mı istiyordun? Ayrılmak istiyordum, bırakmıyordu. Ayrılmaman için mi seni böyle cezalandırdı? Evet, evet. Başka bir şey yaptı mı? Bir tek kızımı görmek istiyorum. Uzaklaştırma kararı aldın mı? Aldım. Çok aldım uzaklaştırma kararı. Şimdi Tuğba'nın velayet hakkı zaten Tuğba'da ikincisinde baba gidip mahkemede velayetin değiştirmesini istiyor. Çocuk benim yanımda demiş. Evet. Hatta anneyle ilgili bazı iddialarda bulunmuş. İşte çocuğu dilendirdiğini evet. Anneyle ilgili işte olumsuz bazı şeyler söylemiş ama bunların hiçbirini ispat etmediği için velayetin değiştirilmemesi konusunda evet. Bir mahkeme evet. Karar Psikolog çıkmış. Velayet sende. Çocuğun da senden kaçırılıyor. Evet. Telefonla hiç iletişim kurdun mu? Açıyor, yani... Arıyordum, kapatıyordu, engelliyordu. Kaç kere aradım. Sen çocuğunu 2 yaşında bıraktın. 2 yaşında. Şu an 4 yaşında. Şu anda 4 yaşında kızım. Nasıl bakılıyordur? Kim bakıyordur hiç ona? Hiç kimse bakmıyor ki. Çocuk aç mı, susuz mu? Şimdi onu bile bilmiyorum. Ama ya, yanında biri olması lazım. Var, kaynanan bakıyor. Kaç yaşında kayınvaliden? 43-44 yaşında tam 43, olarak. 43-44 yaşında. Yani o ilgileniyor mudur yoksa o bile mi başı boş bırakmıştır? Başı boş bırakıyorlar yani. Hiçbir çocuklarıyla ilgilenmiyorlar. İlgilenmeleri mümkün değil yani. Evlerine gidip bir görseniz dersiniz ki bu çocuk burada mı yaşıyor bu çocuklar? Şu anda çocuğun kaldığı, çocukla ilgilenen herkes Türk Ceza Kanunu'na göre çocuğun kaçırılması ve alıkonulması suçunu işliyor. Babanın dışında bu çocuğa kim bakıyorsa, kimin evinde kaynanan bulunuyorsa... Bakıyor. Adı ne kaynanın? Neriman Dirbisoğlu. Onlar da aynı şekilde aynı suçu işlemeye devam ediyorlar. Tuba'nın şöyle özel bir durumu var. Evlilik dışı doğan çocuk da velayet annede. Evet. Baba değiştirilmesi noktasında talepte bulunmuş ama hiçbir evet. iddiasını ispat edememiş. Hayır. Hatta bu çocuğun velayeti alması noktasında düzgün bir işinin de olmadığı ortaya evet. çıkmış. Ama şu anda ben buradan bütün devlet emniyet güçlerine de seslenmek istiyorum. Bakın 2 yıl geçmiş bir mahkeme kararı var. Ama ya bu mahkeme kararları... Jandarmaya gidiyorum, salmayın diyorum, bırakmayın. Saldığınız anda diyorum gelmeyecek. Çünkü ben işimi biliyorum. Mesela mevcutlu olarak çocuğun ifadeye çağrıldığında Cihan Bey'in mevcutlu olarak çocuğun da yanında ifadeye çağrılması gerekirdi. Getirmediler. Tüm emniyet güçlerine jandarmaya buradan çağrıda bulunmak istiyorum. Çünkü bakın 2 sene olmuş. 2 sene bir mahkeme yargılama süreci geçmiş ve bu çocuğun hakları şu anda ihlal ediliyor. Ve 2 sene anneden uzak kalması demek çocuğun yaşamında çok tahrip edici bir ya süreç. 2 yaşından 4 yaşına kadar bir çocuğun gelişimindeki en önemli süreçlerden biri. Ve diyor ki benim çocuğum hani normalde kayınvalide alır ama o babaanneler bir kendine göre sevgiyle bakarlar. Burada o bile yapılmıyor. Çünkü hiçbir çocuğa bakılmıyormuş aile içerisindeki. Bakılmıyor. Kaç tane çocukları var? Sadece bir eğitimin 4 tane çocuğu var. Aslında sen şunu söylemek istiyorsun. Benim çocuğum 2 yıldır orada. Evet. Neredeyse. Ben getirmesini hani istiyorum. Allah koruyor. Kendi kendine evet. bir şekilde büyüyor. O ve bir kız çocuğu hiçbir sorumlulukta alınmıyor bakımıyla bakılmıyor. Alakalı.
Torbalı Çaybaşı Mahallesi'nde yaşıyor değil mi? Orada yaşıyor, orada yaşıyor gösteriyor kendini. Adres göstermiyor, başka bir yerde gösteriyor. Yine Torbalı'da mı yaşıyorlar? Torbalı'da, Aslanlar Köyü'nde gösteriyor kendini. Aslanlar Köyü'nde gösteriyor, evet. Ama orada değil. Hayır, Torbalı Çaybaşı'nda gösteriyor kaydını ama orada görükmüyor, oturmuyor. Torbalı Aslanlar Köyü'nde mi yaşıyor? Aslanlar, sadece buradan Aslanlar diye İzmir, geçiyor. İzmir Torbalı Aslanlar Köyü sakinlerine sesleniyoruz. Lütfen tanıyanlar, bilenler, çocuğun orada olduğunu bilenler. Lütfen ihbarda bulunsunlar. Şimdi Tuğba, kötü bir eş, kötü bir koca, evet. Şiddet uygulayan bir insan. Evet. Çok acı, bunu sormak zorundayım. Evet. Hani sana bunları yapan kişi, bu acımasızlığı yapan kişi çocuğuna da zarar verir mi? Çocuğuna da şiddet uygular mı? Ödevüyordu, uyguluyordu. 3 aylıkken mama yemiyor diye ödevüyordu. Ya biberonla mama içmiyor diye ödevüyordu. Üç aylık bebeğine mama yemiyor diye vuran bir adamdı. Şu anki mevcut durumda o çocuk yine şiddet görüyor mudur? Görüyor. O gün geçen gün beni aradı. Sen diyor buraya diyor geldikçe diyor bu çocuk diyor dayak yiyecek. Seninle çocuğunu cezalandırıyor. Evet. Ya. O gün bana diyor oturuyoruz beraber yemek yiyoruz. Onun evindeyken o zaman da ayrılmamıştık. Çocuğuma diyor ki yemek yiyoruz ya çocuğum benim elimden yemek istiyor. Ben diyor ki ben de yedireceğim diyor çocuğuna diyor. Çocuk istemiyor. Çocuğa diyor git odaya diyor odada gitti 5 parmak. Ya 5 parmak ne demek? 5 parmak çocuğumun suratına kaldı. 2 yaşındaki çocuğa. Evet. O zaman 2 yaşındaydı 2 yaşındaki çocuğuna tokat atmış. Yani o tokatın ya onu bırak kemerle bile vuruyordu benim kızıma. Of. Ben nedenini gördüm. Ben bu işkencelere dayandım çocuğumu almak için. En son bittiği noktada çocuğunu alamadın. Sen oradan çıktın. Çocuğunu da evet, sana vermediler. Çocuğumu götürmüştü zaten. Kuşadası'na götürdü. Karpuz satıyordu. Orada kalıyordu. Çocuğumu öyle götürdü. Ben dedim canıma tak et artık. Giderim mahkemeye başvururum. Velayetini alırım diye düşündüm. Aferin. Yapmış da bunların hepsini. İşte insan anne olunca i̇nsanlar neler bilmiyorlar. Yapıyor. İnsanlar bilmiyorlar. Velayet almana gerek yok. Evlilik dışı doğan çocukta insanlar burada hata yapıyorlar. Onu da ama şimdi öğreniyorlar evet. Biliyor musunuz? Bu çok yani kanun gereği. Çünkü anne ile çocuk arasında doğumla siz onun annesisiniz. Velayetsizdir. İşte bir bana öyle söylemediler. Bana öyle söylemediler. Buradan aslında nikahsız yaşayan tüm kadınlara söyleyeyim. Yani o çocuğun velayeti her türlü yasal hakkı bana sizde. Bana dedi ki hatta savcı söyledi. Savcıyla görüştüm. Bu çocuğun da velayeti tamamen de babada dedi. Ben araştırdım ettim. Tanıdık bizim adliyede savcı vardı. O da dedi ki ne? Tuğba Hanım da bu çocuğun da velayeti tamamen sendeydi. Zaten sendeydi. Çocuğun nikahsız olduğu için de sana geçiyor dedi. Bütün yasal hakları, her şey, tüm haklar aslında sende. Buradan nikahsız birliktelik yaşayıp çocukları olan annelere seslenelim. Şimdi İzmir Torbalı Aslanlar, Aslanlar Köyü sakinlerine sesleniyorum. Aynı zamanda Kuşadası'nda da belki olabilir. Cihan Dirbisoğlu. Onu tanıyanlar da olabilir. Annenin en önemli iddialarından biri ben 3 yaşında 3 aylık bebeğime şiddet uyguladı evet. Ve defalarca da şiddet evet. Uyguladı. Evladına şiddet uygulayan bir baba olduğunu söylüyor. Velayet hakkı da annede. Evet. Çocuğun yaşadıklarına şahit olanlar, çocuğun nerede olduğunu bilenler. Lütfen isimleriniz ve kimlik bilgileriniz, her şeyiniz bizde gizli kalacak. Bunun garantisini ve teminatını veriyorum. Bu bilgileri bize aktarın. Çocuğu bir an önce annesine kavuşturmamız lazım. Eminim şu anda da ihbar hattına ihbarlar geliyordur. Bir İzmir Torba Aslanlar Köyü'nde, evet. Bir de Kuşadası'nda. Evet. Yani ticaret yapıyorlardı evet, sanırım. Sebze bir şeyler evet. Satıyorlar. Evet. Kuşadası'ndan da tanıyanlar, bilenler vardır. Ben hortumu da gördüm. Kabloyu da gördüm, kemeri de gördüm. Ondan sonra kürek sapıyla dövdüğünü gördüm. En son böyle bu kadar taşı tuttu, böğrüme attı benim. Ben ne işkenceler gördüm abi. Ama bu işkenceleri yapmasının en önemli sebebi ondan ayrılmayacaksın. Evet. Ve çocuğu da alıp gidemeyeceksin. Evet. Kayınpederin de en son seni böyle bırakmayacağım diyerek mi tehditte bulundu? Evet. O da vurdu. O da şeyle vurdu. Neydi onun adı? Süpürge demiri yok mu hortumu? Demir olan. Elektrikli süpürgenin. Onunla vurdu bana. Bunlar onunla beraber yaşadığın zaman da. Evet. Beraber yaşıyorduk zaten. Hiç ayrı bir evimiz olmadı. Kim yaşıyordunuz? Abileri, kardeşleri, ondan sonra annesi, babası, eltim, ben. Aile boyu yani. İki sizsiniz, iki kayınvaliden, kayınpederin, dört. Dört çocuk, sekiz. Kendi çocukları da var. İki onlar, on.
İki onlar değil. Ya kaç? 15 kişi mi yaşıyor? 6 kişide 6 tane çocuğu var zaten kadının, kaynanamın. 6 kaynanamım var. 4 tane eritimim var. Evet. Bir tane benim var. Eşlerimi de sayarsan. 17 kişi falan aynı evin içerisinde evet. yaşıyordunuz hep beraber. Evet. Ve o evin içinde yaşadığın süre boyunca sen kayınpederin ve eşinden, dini evet. nikahlı eşinden evet. hep şiddet gördün. Evet. Hep işkence gördüm. Ve nikahsız bir birliktelik yaşadı. Evet. Çünkü kayınpederin Necati Bey nikah kıyılmasına karşı çıktı. Evet, karşı çıktı. Peki Cihan? Cihan da istemedi, babasının dolduruşuna geliyordu. Babası ne derse onu yapıyordu. Ya şiddet uygularken hiçbirinin dolduruşuna gelmiyor. İşte. O cani güdüler varken onu yapabilen biri nikahlı bir birliktelik yaşayacağını bilmiyor mu? İstemiyordu. O da babasının lafına bakar, beni çocuğumu aldırmaya kalktı zaten. Hamileyken mi? Hamileyken. Kaynanama dedi ki bu çocuğu da aldıralım zannetti. Bu yaşlı kadınların şeyleri nasıl oluyor? Hani ilaç milaç yapıyorlarmış. Aldıralım dedi bu çocuğu dedi. Ben dedim ben bu çocuğun günahına girmem dedim. Neden aldırmak istedi çocuğu? Ayrılmak istiyordu o zaman benden. Hı hı. O kadınla beraber olduğunda. Demiştim ya dayısının akrabasıyla, karısıyla. Evet. Dayısının eşiyle beraberdi. Evet, beraber olmak istediğinde o yüzden bu çocuğu aldırma. Ben dedim bu çocuğu dedim aldırmam. Beni öldüreceğini bilsen dedim ben bu çocuğumu aldırmam dedim. Peki seninle dini nikahlı beraberken akrabasıyla da beraberdi. Evet beraberdi. İlişkisini sürdürüyor muydu? Sürdürüyordu. Hepiniz aynı yerde mi yaşıyorsunuz? Onunla beraber aynı yaşıyorduk, eritimle beraber. Ama o kadın kendi evindeydi. Yakın mı, aynı bölgede miydiniz? Yakındı. Şehitlerde kalıyordu o da. Torbalı şehitler. Çocuğunuz gerçekten... kaçırıldıktan sonra savcılığa müracaat ettiniz. En son Cihan Bey'in ifadesi ne zaman alındı? Ne zaman gördünüz? İşte bu şeydi, mahkeme kararı çıktıktan sonra aldım. 2018 Kasım ayında. Evet, evet. Kasım Ocak ayında geldi. Cihan Bey emniyette... Jandarmaya ifade verdi. Jandarmaya ifade verdikten sonra zaten polis de alındı evinden. Polise başvurdum. Ben mahkeme kararını görünce dedim ki hadi gideyim çocuğumu alayım bırakmayayım. Hı hı. Yeter artık bu kadar işkence görmesin dedim. Gittim polislere. Polislik jandarmaya gideceksin. Jandarma dedi polise gideceksin. Bayağı uğraştım ben o gün. Ondan sonra jandarma dedi ki gel dedi tamam dedi gidiyoruz dedi. Polisler de geldi. Polisler de evine aldık. Evinden aldılar. Dedi jandarmaya teslim ettiler hani polis bakmıyor oraya jandarma bakıyor. Jandarma dedi ki ifadesini aldım ben dedim ki salmayın bak. Saldığınız an dedim benim çocuğum dedim göremem dedim bir daha dedim göstermezdim. Haddim şimdi getirmiş haddim yarın getirmiş. Yarını jandarmadan ayrılırken ben çocuğu getirip anneye teslim edeceğim diyerek edeceğim mi çıktı? Dedi. Evet edeceğim yani diye çıktı. Yani bak kolluk kuvvetlerine de yalan söylemiş. Evet. Sakın dedim oraya gitmeyin, yalan söylüyor çünkü. Oraya gidip de oyalamak istiyor. Çocuk nerede peki? Burada, Aslanlar'da. Ya Torbalı'da. Aslanlar'da olduğundan emin misin? Evet, eminim. Her orada. An farklı bir yerde de çıkabilir yani bunu yapan evet. kişinin her yerde olması mümkün. Babanın dışında, babayla birlikte bu çocuğa kim bakıyorsa, babaanne, dede, yenge, hala kimin evinde kalıyorsa bu tespit edilir. Aynı şekilde onlar da yargılanırlar. Çocuğun kaçırılması ve alıkonulması ile ilgili bir yıla kadar da hapis cezası var. Nitelikli haliyle ayrı tabii. İnşallah. O yüzden en yakın emniyet güçlerine ya da jandarmaya lütfen gidin çocuğu teslim edin. İnşallah böyle iyi niyetli bir girişimde bulunabilirler yayından sonra. Buradan Torbalı, İzmir Torbalı Aslanlar Köyü sakinlerine sesleniyoruz. Cihan Dirbisoğlu'nu tanıyanlar, Necati Dirbisoğlu'nu. Kayınvalidenin adını unuttum. Neriman Dirbisoğlu. Neriman Dirbisoğlu'nu tanıyanlar ve en önemlisi 4 yaşındaki kızının ismi neydi? Evet, Dilan Dirbisoğlu. Dilan'ın nerede olduğunu bilenler lütfen bize ihbarda bulunsunlar. Tüm bilgileriniz, her şey bizde gizli kalacaktır. İhbarlarınıza bu konuda çok ihtiyacımız var. Gel. Yaşındaki %60 zihinsel engeli olan kızları Nurdan Selgüz yaklaşık 2 aydır kayıp sevgili seyirciler. Anne baba kızlarını aramak üzere stüdyomuzda olacak. Peki VTR'de teknik bir arıza var.
Hemen seyircilerimize de hatırlatmak istiyorum. Kızları 20 yaşında ve zihinsel engelli, 2 aydır yok. Beylikdüzü'ndeki Yakuplu'daki evlerinden çıkıp gidiyor. Bir daha kendisinden haber alınamıyor. Kayıp başvurusu da var kızının. Fakat biz kızınızın Halise teyze %50 zihinsel engeli olduğunu ihbarlardan öğrendik. Programa gelen ihbarlardan öğrendik kızınızın. Ben avukat hanıma verdim her şeyi. Tamam, avukat hanıma verdin ama sen ilk kızınla ilgili kayıp başvurusu yaptığında karakoldaki şey ifadelerin bilgilerinde de var. Soruyorlar kızınızın herhangi bir bedensel, zihinsel engeli var mı diye. Siz ilk kayıp başvurusunda söylemiyorsunuz bunu. Sonra aklınıza geliyor. Bundan 20 gün sonra aklınıza geliyor. Hah, benim kızımın %60 zihinsel engeli vardı işte diye. İşte okuma yazmam yok ya. Peki. Okuma yazmam neyse yok. Bu saatten bir yanlış da düzeltmiş olduk. Yani o ilk gidip kayıp başvurusu yaptığında benim kızımın zihinsel engeli var demişti. Dediğini söylemişti ama karakoldaki beyanlarında Halise teyzenin böyle bir bilgi vermemiş. Hatta olduğunu bile söylememiş. Kızınızın bu İbrahim Berkay Gezici... Bu ve Çağlar ismindeki biri tarafından kaçırıldığını, alıkonulduğunu söylemişsiniz. Karakola gidip bu isimleri siz veriyorsunuz. Biz gayret garajda karakola gittik. Garajda karakoluna oraya gitti. Bize bir telefon açtılar özel numarayla. O bu şahsın ismini verdiler. Beylikdüzü karakola gittik. Aradılar, akrabalarınızı aradılar. Kim aradı özel numarayla? Kimin telefonuna geldi? Bir adamın ismini, yani o da bana yardımcı oluyor aramak için. O mu söyledi size İbrahim Berkay Gezici'nin yanında diye? He? Evet. O söyledi. İbrahim benim, yani sen şunu söylemişsin, karakola da gidip demişsin ki benim kızıma İbrahim Berkay Gezici ve Çağlar isimlerinden şikayetçi olursun. Bunlar benim kızımı, zihinsel engelli kızımı zorla alıkoyuyorlar ve benim kızıma zorla fuhuş yaptırıyorlar demişsin. Karakoldaki ifaden bu. Sen bu çocuğu hiç gördün mü hayır, daha önce? Hayır, hayır. Hiç görmedi. Hayır, hayır. İsmini özel numaradan mı öğrendi? Evet. Seni birileri aradı. Evet. O zaman öğrendi. İşte hatta bana dedi ki şey... Bunlar da Beylikdüzü'nde büyük bir site var. Evet. Orada yaşıyorlar kızınla beraber. Şimdi İbrahim Berkay Gezici'nin fotoğrafı bir ekrana beraber verirsek büyük. En azından tanıyanlar bilenler çıkacaklardır. İbrahim Berkay Gezici'nin bu kişi olduğu, yanında da Çağlar isminde bir arkadaşı olduğu. Bu iki ismin Nur'dan, 20 yaşındaki Nur'dan Seldüz'ü zorla alıkoyduğu ve zorla fuhuş yaptırıyor. Annenin karakoldaki ifadesi bu. Bu bilgiler geldi. Tanıyanlar bilenler bize ulaşsınlar ve Nur'dan'la alakalı hep o bölgeden, o civardan işte evet. Beylikdüzü, Esenyurt civarında. Çünkü kayıp ilanım, ben kayıp ilanı yapıştırıyorum, ben kayıp ilanımı hepsi de sökürler. Onları belki hani yapıştırmaması gereken yere yapıştırıyorsun, belediyeden de sabahları. Sordum, polise kadar da sordum, abla dedi bizim işimize olmuyor onlarla dedi. Aynen. Halise Hanım, siz şimdi bir sizin yerinize koyuyorum, tabii unutmuş da olabilirsiniz ama bu çok önemli bir konu. Yani... ifadeyi verirken biliyorsunuz aslında İbrahim Bey'in ismini söylüyorsunuz. Yayına katılıyorsunuz, hiç zikretmediniz. Ben sanki sizin hani tanıdığını... tehdit ya da baskı altında olduğunuzu düşündüm. Hayır hayır. Hayır. Peki hayır, niye? Hayır, bunları mı? Evet. Kesinlikle tanımıyorum. Hayır. Hayır hayır. Bu niye söylemekle çekindiniz? Bu kişi diyor mi? Acaba evet. Diyor hani Halise Hanımları diyor tehdit etti de diyor. Yok yok. Hayır hayır hayır. Hayır, hiç tehdit mehdit almadım. Hani sakın bizim bir yerde karakolda ismimizi hayır, verme. Hayır, yok yok yok. Benim korkum Allah'tır. Allah'tan korkuyorum. Hiç kimse de tehdit almadım. Yok. Belki bu kişiler sizi tehdit ediyordur. Bir baskı yapmışlardır yok. Demek istiyor. Hayır, hayır, hayır. O zaman kusura yok. Bakmayın ama kızınız kayıpsa ilk söyleyeceğiniz şey kızınızın özel durumudur. İkincisi de şüphelendiğiniz isimlerdir. Bunu özellikle ben size yayından sonra söyleyince verdiğiniz bilgiler... İnşallah İbrahim Berkay konusunda da gerekli ihbarları gören kişiler yapacaktır. Çünkü kızınızın özel bir durumu var. Mağduriyet yaşıyor olabilir. Canlı yayında da cuma günü bağlanan kişiler kızınızın normal davranışlar sergilediğini, bir rahatsızlığı olmadığını iddia ettiler. Ama %60'a zihinsel engeli var. Nurhan'ın da bir fotoğrafını evet, devlet hastanesinden verilmiş olan sağlık raporunda da bu durum tespit edilmiş. Hatta bu heyet raporu.
Daha önemli yani, heyet raporu var. Evet, şimdi Nurdan'ın da bir fotoğrafını işte verelim. Nurdan Selcüz'ü tanıyanlar bilenler. Bu çocuk ailesi beraber normalde Yavkuplu'da yaşıyor. Şu anda Yavkuplu, işte Beylikdüzü, Esenyurt civarında olabilir. Yanında ona arkadaşlık eden, yanında olan ya da zorla alıkoyduğu söylenen kişilerden biri de annenin şikayeti var bu konuda. İbrahim Berkay Yazıcı. Tanıyanlar bilenler, %60 engeli olan bir kızı ailesine kavuşturmamız lazım. Seyircilerimize büyük bir görev düşüyor. Lütfen gördüğünüz ve duyduğunuz ve bildiklerinizi bizlerle paylaşın. Çünkü kızın durumu maalesef ki ortada. İnşallah ortaya çıkacak. İnşallah. Kızın hani o kadar iyi saklanacak ve kaçabilecek akıl sağlığında biri değil. Ne oldu? Zaten benim kızım onun biri var onun yanında. Vardı ama tanımıyorum. Benim kızım tek başına bu kadar gezmez, bu kadar bir yerlere gitmez, kendine saklamaz. Bütün çevrem de biliyor, bütün arkadaş da biliyor. Hatta ne az önce de biri beni aradı, ben de stüdyoya bağlanacağım dedi, söyleyeceğim. O kadın daha iyi kızım da benden, benim gibi de kızım da tanıyor. Ama bunları hiç, bunu hiç görmedim, hiç tanımıyorum bu insanları. Şimdi kızın evden dışarı çıkmazdı dedin ama her gün sokaklardaymış. Yani dışarı sokakta... çıkan der ki de ben kalksam zincirle mi bağlayayım? Yani tutamıyordum. Bizim orada park var, bizim çevrede kedi var, köpek var. Kediyle köpeklere de oynuyordu. Tamam, bunları yapan bir çocuk ama ben bu arkadaş çevresini nereden edindiğini merak ediyordum. Ya sosyal medyadan ya bulunduğu muhitten arkadaşlar edinecek ya da iş arkadaşlarından. Bunların hiçbiri de yok. İbrahim Berkay Gezici telefon attığında. İbrahim Bey. Günler Esna Hanım, merhaba. Nurdan Selcüz sizin yanınızda mı? Hayır, benim yanımda değil de ben olayı bir anlatayım size. Ondan sonra açıklık kavuşturalım olayı. En son ne zaman beraberdiniz? Ben en son 20 gün önce benim yanımdaydı o. 20 gün önce bu Beylikdüzü'ndeki evlerde mi? Ablacığım şimdi ben sitede de oturmuyorum. Benim yaşım 35 de değil, benim yaşım 21. Evet. Ben onunla beraber aynı iş yerinde çalışmıştım. Evet. Orada tanıştım. Peki. Buyurun. Dinliyorum sizi. Ben bir anlatayım dediniz. Önce sizi dinleyeyim. Şimdi ben bununla aynı yerde iş yerinde çalışmaya başladım. Ben bekar yaşıyorum. Ailemden ayrı yaşıyorum. Ondan sonra efendime söyleyeyim. Bu benim yanıma sürekli gelip gider yapardı. Git gel yapıyordu. Yani yanımda kalmak istiyordu. Birkaç gün kaldı yanımda. Ondan sonra bana söylüyordu sürekli, benim ailem bana baskı uyguluyor. Benim ailem işte beni 60 yaşındaki, 70 yaşındaki birisine vermeye çalışıyor. Eniştemin babasına vermeye çalışıyor. Mikrofonların hepsini, herkesin mikrofonlarını. Evet, dinliyorum. Ablacığım bunu bana, Esra ablacığım sen dinlersen iyi olur. Eniştemin abi. Babasına. Eniştesinin babasına. Vereceklerini söyledi bana kız. Evet. Onun da ismi Nurdan değildi. Bana İrem olarak tanıttı kendisini. Tamam. Dükkanda böyle bir çalışmaya başladık. Ondan sonra bana dedi ki ne? Anne de işte evimi ayıracağım ailemden. Bu nedenden dolayı falan filan. Benim yanıma gelmek istedi. Benim yanıma geldi ablacığım. 4 gün benim yanımda kaldı. 5. gün kaçtı gitti. Nereye gittiğini de inanın bilmiyorum ben. Yavuz ne haber? 4 gün sizin yanınızda kaldı. Evet. Siz kimle yaşıyorsunuz? Ben tek yaşıyorum. Nerede yaşıyorsunuz? Esenyurt Kıraç'ta yaşıyordum. Yalnız ben evimi oradan taşıdım. Esenyurt'ta yaşıyordunuz. Evet. 4 gün sizin yanınızda kaldı evden kaçtıktan sonra. Evet. Hangi sizin tarihlerde? Çağlar diye bir ev arkadaşınız var mıydı? Hayır, benim ev arkadaşım yoktu. Bu Çağlar kim peki? Ablacığım ben onu da açıklığa kavuşturayım. O Çağlar da biz aynı işlerinde çalıştığımız zaman da... Dinliyor musunuz? Dinliyorum sizi. Aynı iş yerinde çalıştığımız zaman da benim arkadaşım beni dükkandan almaya gelmişti. İsmi Çağlar'dı. Evet. Duymuş olabilir ismini, bilmiyorum artık. Farklı bir isim yok. Peki siz Nurdan'la aynı iş yerinde ne kadar süre çalıştınız? Abla ben bir 15 gün falan kadar çalıştım. Ama Nurdan'ın daha önceden de o iş yerinde çalıştığını ben haberdar aldım yani. Hayır, şimdi bir insan bir iş yerinde ya 6 aydır çalışıyordur ya 10 gündür ya bir hafta. Yani Nurdan o iş yerinde ne kadar süredir çalışıyor? Ben onunla beraber toplam 15 gün çalıştım ablacığım. Onunla beraber 15 gün. O senden önce de orada çalışıyordu. Aynen. Ondan önce daha önce de çalışmış. Kebapçı mı orası? Nedir çalıştığınız bu ya? Bu tavukçu mu bir şey diyorlar. Kebapçı. Kebapçı. Evet ablacığım. Peki bu enişte mevzuna gelebilir misiniz? Ben evden ayrılacağım. Beni evden ayrılma sebebim de beni evlendirecekler 60-70 yaşındaki biriyle demiştiniz.
Evet ablacığım, bana böyle söyledi. Nurdan ismini de bana söylemedi. Kendisini İrem olarak tanıttı bana. Tamam, size nasıl anlattı? Ya ismini yalan söylüyor. Bir de eniştemle mi evlendirecekler dedi. Evet, bana da böyle şekilde söyledi ablacığım. Esra lütfen, yalan söylüyor. Yemin ederim ben bu kızın altına katılacağım. Açabilirsin. Niye yalan söylüyor, yalan söylüyor. Ben. Abla. Bak yalan söyleme seni. Bak sen de ailen de var, yalan söylüyor. Ya Allah aşkına, bir kız, bir genç kızına gururla nasıl oynuyorsun sen? Senin de ailen yok mu? Kardeşin, annen de evladını, kardeşleriniz yok mu? Esra ablacığım, dinliyor musunuz beni? Dinliyorum. Siz gidip ifade verdiniz mi İbrahim Bey? Emniyete... Hayır ablacığım, ben şimdi geçen cumadan bir yakınım öğrenmiş. Programa çıktığını. Bize öyle ulaştılar. Ben bugün işte dinliyordum, izliyordum. Öyle sizi aramak. Ama sizin hakkınızda aileye gelen bütün ihbar doğru. Arkadaşınızın ismi doğru. Çalıştığınız yer doğru. Birlikte kaldığınız doğru. Ben işte gerçekten... Tek gerçek olmayan şey 4-5 gün birlikte yaşamış olmanız, şimdi nerede olduğunu bilmediğiniz noktasında. Hangisine inanalım? Bak ben 5 gün beraber, bak onunla beraber 5 gün çalıştım. Ay pardon, 15 gün çalıştım. 5 günde benim yanımda kaldı. İbrahim Beyciğim, iyi güzel anlatıyorsunuz. Yani buradan şunu demeye çalışıyorsunuz sıyrılıp. Benim iş arkadaşım da mağdurdu. Ben de ona evimi açtım. Bu genç kıza kol kanat gerdim. Benim buradaki kabahatim bu mu? Birine yardımda bulunmak mı demeye çalışıyorsunuz değil evet, mi? Evet ablacığım, yani ben böyle yaptım. Sonra kaçtı. Peki hiç, yani ismini bile bilmediğiniz, bırakın ismini size yalan söylemiş, soyadını bile bilmediğiniz birine neden evinizi açtınız ve 5 gün onu kaldırdınız? Sormadınız mı? Sen bugüne kadar eve gidiyordun da şimdi niye gitmiyorsun diye. Ablacığım kendisi gitmek istemedi zaten. Sürekli sokaklardaydı ki o. Nasıl sokaklardaydı sürekli? Yalan söyleme. Geziyordu kendi kafasına göre gece saat, geç saatlere kadar. Gelsin evinize zorla gelip zorla mı kaldı? Ya hayır. Peki siz işe gidip geliyor muydunuz beraber sizin evinizden? Birkaç gün gittik, ondan sonra gitmedim ben. Niye işe gitmediniz, daha sonra gitmeyi kestiniz? Yalan söylüyor. Ben kendim gitmedim ya. Neden? Ablacığım çünkü ihtiyacım yoktu, ailem yardım ediyordu bana. Aileniz yardım ediyor. Hayır, bunların hepsinin Nurdan'la aynı zamanda olması çok şaşırtıcı Berkay. Doğrudur da Esra ablacığım, inanın bak ben Nurdan'ın şu an nerede olduğunu bilmiyorum. Bilsem zaten yardımcı olacağım. Başım belaya mı gitsin isteyeyim ya ben? İbrahim Bey, 5 gün boyunca sizde kalıyor. O kız Beylikdüzü'nde yaşıyor biliyor. O zaman vermemişler. İbrahim Bey, sen aynı iş yerinde çalışıyorsun bu kişiyle. İş yerleri kalabalıktır. Bu kızının ailesinin Yakuplu'da yaşadığını biliyorsun. Biliyor. Değil mi? Ablacığım evet biliyorum, doğru. Biliyorsan bu kız bir anda eve gitmeyi bırakıp sana geliyorsa demek ki orada bir gariplik var. Ablacığım ben şimdi geçen cumadan yayını da izledim. Bak İbrahim erkandır, zıkkumdur, nedir? Ben bunun sonuna kadar senin peşine bırakmayacağım. Ben burada... Nereye gidersen gitsin, ben senin peşine bırakmayacağım. Bana haber verseydin o zaman senin yandaydın. 2 ay oldu, ben neler yaşattığımı biliyor musun sen? Senin kendine kadar geldim. Deseydin o zaman ben... Sakin konuşur musunuz? Sizin yanınızda kaldığında kız var mıydı? Başka bir kız arkadaşı da var mıydı yanında? Hayır ablacığım. Söylediğiniz sürece bipleniyor orası. Ama kaç gün oldu yanında Bey, bana söylemiyorum. Berkay Bey, iki kız sizde kalmışlar. Yok ablacığım, bende iki kız falan kalmadı. İki kız beraber kalmışlar. Yok bende iki kız falan yoktu. Ne enteresan ki Nurdan sizden ayrıldıktan sonra siz de hemen evi taşıyorsunuz. Tüm bu olayların ortaya çıkmasıyla beraber. Alakası yok ablacığım, ben zaten evi taşıyacaktım Çin'e. Peki verelim bir görüntüyü. Bu sen çok daha iyi, çok daha iyi bilirsin bak. Sanırım bu senin evinde çekilmiş olan kaçtıktan 3 gün sonrasına ait bir fotoğraf karesi. Nurdan'a ait. Burası benim evim değil. Neresi burası? Bilmiyorum. Kimin evi olduğunu da bilirsin. Yok zaten ablacığım, gelip araştırabilirsiniz.
Zaten götürdün, nereye araştırsın? Berkay Bey, bu evinden 3 ya da 4, kaçtıktan 3-4 gün sonra çekilmiş bir fotoğraf karesi. Tamam da ablacığım, benim evim değil ki orası. Kimin evi burası? Bilmiyorum ablacığım, benim evim olsa söyleyeceğim zaten ama benim yatağım bile öyle değil. Yalan söylüyorsun. Yalan söylüyorsun. O zaman sen Nurdan'ın nereye gittiğini biliyorsun. 5 gün sende kaldı. Hangi tarihlerde kaldı? Yalan söylüyor. Ben şu an tam olarak tarihleri hatırlamıyorum ama inanın ablacığım ben bilmiyorum buradan nerede olduğunu. İşten ne zaman ayrıldın? İşten çıktığın günü bil bari. Ben iki buçuk ay oluyor işten çıkalı. Tamam ama hangi dönemde olduğunu hatırlarsın. Ya hatırlamıyorum ablacığım, hatırlamak zorunda değilim. Hatırlıyorsun, niye hatırlıyorsun? Hatırlamak zorundasınız. %60 engelli, zihinsel engeli olan bir kızı kendi evinizde koruyorsanız, kendi evinizde kaldırıyorsanız, bu sorumluluğun altına imza atıyorsanız şu anda hatırlamak zorundasın. Biliyorsunuz da Esra Hanım bak, %60 zihinsel engeli olduğunu söylemişler ya ailesi size. %60 zihinsel engel olan kızı nasıl daha hastaneye yatırmamışlar da çalıştırmaya göndermişler? Bunu bir sorun. Bunu değerlendirmesini sen yapmayacaksın. 5 tane kişinin imzasıyla alınmış rapor var. Yani herkesi bu Türkiye'de uzman olmuş, herkes doktor, herkes avukat. Herkes bir bakıyor anlıyor zihinsel yani engeli var yok diye. Yaptığınız şeyi siz 20 gün önce diyorsunuz. 9 Nisan'da hangi sıfatla bu kızı aldınız, evinize götürdünüz? Ablacığım ben 9 Nisan'da demiyorum ki, ne 9 Nisan'da? 20 gün önce dedin. Dediklerini iyi hatırla. 20 gün önce bu kız benim yanımdaydı dedin. Yani 9 Nisan'da. Hayır ablacığım, 20 gün önce... Savcılıkta o dönemde kayıp başvurusu var. Ablacığım 20 gün önce ben İzmir'e geldim. İzmir'deyim ben şu an. Bakın yayına ilk bağlandığınız dakikadaki... Tamam ben 20 gün önce benim yanımda diyordu. Bak 20 gün önce ablacığım bak. İbrahim Bey, hiç uzatmayalım. Siz Nurdan'ın nerede olduğunu, kimlerle ablacığım, olduğunu gayet iyi biliyorsunuz. Bakın, annenin sizle ilgili iddiası, yanınızda Çağlar isminde birinizin olduğu, bu kızı zorla alıkoydunuz ve fuhuş yaptırdığınız iddia ediliyor. Öyle bir şeyde inkar ediyorum ben. İnkar ediyorsunuz. Peki 5 gün ama evinizde kaldı. Mehmet Çağlar kim? Onu tanımıyorum. O benim arkadaşım, pardon. Pardon, benim bak arkadaşım. Bak şimdi tanıyor musun, tanımıyor musun? Mehmet Çağlar Neci nerede yaşıyor? O benim arkadaşım. O da İstanbul'da yaşıyordu. Evet. Ne iş yapıyor? Efendim? Ne iş yapıyor Mehmet Çağlar? Ablacığım ne iş yaptığını inanın bilmiyorum ben. Abi senin arkadaşın değil mi bu ya? Yalan söylüyorsun. Ne iş yaptığını nereden bilebilirim ablacığım ben? Şu anda şehir değiştirdi mi? İstanbul'dan farklı bir yere gitti mi? Bilmiyorum ablacığım. Biliyorsun, abi nasıl arkadaşın bu senin? Nereden arkadaşın? Senin iş yerine geliyor. Nurdan'la tanıştırıyorsun. Ablacığım bak, o kadar samimi değilim. Samimi değilim. Samimi olsam zaten söyleyeceğim. E hani ilk başta yayına bağlandığında yakın arkadaşım dedin? Ben yakın arkadaşım demedim ona. Nurdan arkadaşın mı evinde bıraktı? Nurdan benim şimdi iş yerinden arkadaşım ablacığım. Ama aynı evi paylaştınız 5 gün boyunca. Ablacığım ben insanlık yaptım. Ev sokakta kalıyormuş, sokaklarda geziyormuş. Sorumsuzca bir davranış gayet kötü bir şey. Tek başına bekar yaşayan bir adamsınız. Hiç kimse iyi niyetli olarak 20 yaşındaki bir genç kızı alıp da evinde 5 gün barındırmaz. İş yerinde sigortasız olarak mı çalışıyordunuz? İş yerinde nasıl bu kızın kaydı yok? Nasıl çalışabiliyor? Sigortasız herhalde. Sahte isimle. Siz hangi gerekçeyle çıktınız işten? Benim zaten orada çalışmamazlığım vardı ablacığım. Ben daha önceden de çalışmıştım. Sonradan bir daha tekrardan giriş yaptım. Çünkü Nurdan'ın kayıp olduğu ortaya çıktı değil mi? Ne alakası var ablacığım? Ya gözünüzü seveyim. Polis var, karakol var, her şey var. Eğer benden bir şikayetçi olmak istiyorsanız... Valla sizinle ilgili şikayet var zaten. O zaman gidin karakola, ifadenizi verin. Gidin karakola ifadenizi verin. Ya Esra ablacığım, Nurdan benim yanında olsa zaten ben şimdi söyleyeceğim, Nurdan evine gideceğim. Mehmet Çağlar'ın telefonu var mı sizde? Yoktur ablacığım. Nurdan'la 5 gün aynı evde kalmış, tanımıyor. Bak şunu yalana bak. Mehmet işte. Çağlar ilk başta yakın arkadaşıydı. Yakın önce tanımıyorum dedi. Telefonu ben var mı yok mu arkadaşınızın? Ben yakın arkadaşım demedim Esra Hanım size. Arkadaşım dedim. Niye iş yerinize geliyordu? Sizin 10 gün çalıştığınız iş yerine nereden biliyor Mehmet de geliyor? Benim arkadaşlarımla beraber geldi beni almaya arabayla. Tamam. Kimdi diğer arkadaşların? İsmi Baver. Evet. Baver diye bir arkadaşım var. Onunla beraber geldiler. Baver dükkanı biliyor diye. O gün Nurdan'ı da aldınız mı? Hani arabayla geldiler, bir hava atalım, bir şey yapalım, gezelim diye. Hayır. 5 gün boyunca aynı evde kaldınız. Nurdan sana ailesiyle ilgili ne anlattı?
Ablacığım bana ailesiyle alakalı kendilerine çok baskı yaptığını işte. Hayır. Tamam bir dakika ya. Evet çok baskı kendine yapıyor ailesi. Çok baskı yaptığını anlattı. Ondan sonra çalışıp parayı elinden aldığını. Efendim evet. Söyleyeyim eniştesinin babasıyla mı ne galiba evleneceğini falan söyledi. Böyle şeyler söyledi yani bana. Sen de hepsine inandın. Evet. Ve Nurdan'a sahip çıkmak için eve aldın ve isminin de gerçek ismini de bilmiyordun değil mi? Bilmiyordum yok. Hayır İrem olduğunu biliyordum. Didem o İrem olduğunu biliyordun. Evet. Kendini İrem olarak tanıtıyordun. Peki hatta bekleyin bir ihbar var sanırım sizle ilgili. Alo. 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 Hoş geldiniz. İbrahim Berkay yazıcıyı tanıyor musunuz? Merhabalar Esra Hanım. Merhaba. Biz İbrahim'i biz ve herkes biz dediğim İbrahim'i herkes Azat adıyla tanır. Ne diye? Azat adıyla tanır. Evet, lakabı Azat. İrem. O kız da İrem. Evet, bu kız Nurdan'ın ismi de İrem. Biz İrem olarak biliriz. Ben kendime çalışırım ama şunu söyleyeyim. Ben bu kızı Azat'ın sevgilisi olarak duydum. Bu İbrahim'in sevgilisi mi? Aynen ama biz İbrahim'i Azat diyebiliriz. Azat diyebiliyorsunuz. Aynen. Bu kızın resimleri bak kardeşim. Ben şunu söyleyeyim. Bu kızları kurtarın. Bu İbrahim Azat. Bir sorabilir miyim? İbrahim abi. Berkay. Evet abi. Evet. Lakabınız Azat mı? Yok ablacığım benim öyle bir lakabım yok. Bak hanımefendi Azat sizi. Buyurun konuşun siz. O kızın adı. Alo. Azat. Efendim tanımıyorum ben sizi. Siz kimsiniz? Benim ismim Azat değil ki. Bak ablacığım senin adın Azat. İrem senin yanında. Sen siz Esen yok. Peki ben yalan söylüyorum. Ben yalan söylüyorum. Ne zaman oldu bu olay? Esra Hanım. Hadi söyle. Sen söylemesin. Söyle. Ben insanlık namını aradım. Siteler var, bazı uygulamalar var. Orada bu Nurdan diye aradığınız kişinin isminin İrem olduğunu öğrenirsiniz. Ve onu da işte ne derler o kadın ticareti yapan kişinin de İbrahim Berkay'ın Azat ismini kullanarak yaptığını söylüyor. Hanımefendi Mehmet Çağlar kim? Ben onun sadece bu işleri yaptığını biliyorum. Mehmet Çağlar'la bu Azat yani Berkay beraberler mi? Onlar birlikteler, yalan söylüyorlar. Bak mısra da var, mısra. En son ne zaman gördünüz? Ben onu çok uzun süre önce gördüm. Bunların hepsi Esenyurt tarafında mı? Bakın bunlar Esenyurt'ta. Esra ablacığım sana bir şey diyeyim. Söyleyin. Sen ne yap biliyor musun? Esenyurt'ta mühürcü polisler var. De koyun Nurdan'ın yanına. İrem ismiyle tanınıyor. Diğer daha belli olan fotoğrafı. Berkay Bey. Efendim Esra. Sizi gayet iyi tanıyan, ne iş yaptığınızı, kadın ticareti yalan yaptığınızı söylüyor, söyleyen Esra, bir benim telefon hattında. Benim bir tane dosyam daha yoktur. Benim ismim de Azat. Bir şey söyleyeyim Esra Hanım. Tamam ben yalan söylüyorsam. Ona bakın. Mehmet Çağlar'ı gördün mü sen bu Berkay'la beraber, Azat'la beraber? Berkay'la birlikte ben görmedim ama duydum arkadaşlar. Ben ismini Azat diye duydum. Arkadaşlar o kızların gelirini götürünü yapıyor o elemanı o kadar biliyorum. Getir götürünü yapan kişi bu Berkay. Yani elemanı o kadar biliyorum. Yani İrem'in de sevgilisi. Ha İrem'le hatta hem gönül ilişkisi var. Dediler ki peki getirmiş. Bu... Berkay'ın başka patronu mu var? Kızların. Bu Berkay'ın farklı patronu mu var? Anlamadım. Bu Azat'ın farklı bir patronu mu var? Bu Azat'ın bildiğim kadarıyla patronu Çağlar. Mehmet başka Çağlar. Bildiğim kadarıyla o ama o kızın resimleri var internette. O kızı kurtarın. Bu kızı kurtarın. Benim babacım var, benim peki, ailem var. Azat Bey mi diyeyim, Berkay Bey mi diyeyim size? Onun lakabı Azat. Lakabı Azat olarak tanıyor. Berkay Bey. Buyur Esra ablacığım dinliyorum.
Beni dinlemeyeceksin. Biraz önce sizle ilgili ihbarları bu kadın ticareti yönünde yaptığınız bazı uygulamalara koymuşsunuz. Öyle bir şey yoktur. Neyi inkar ediyorsunuz? Bütün isimleri sanıyorsunuz iddialardaki. Bir İrem tek ismini de ilk kabul etmediğiniz şey İrem'in şu anda yanında olmadı. İrem ismini... İrem ismini bak bana İrem olarak tanıttığını ben sana dükkandan... Tamam o da doğru. Bak hanımefendi diyor ki İrem olarak kod adı İrem. O da doğru. Ama siz bu kızı kullandığınız iddia ediliyor. İnkar ediyorum ben de böyle bir şey yoktur. Tabii ki inkar ediyorum. Neyse. Alo Esra Hanım. Dinliyorum sizi. Bakın ben insanlık namını aradım. Teşekkür ediyorum. Ben ekmeğimin peşindeyim ama genç kızları kurtarın. Bakın Esra... Senin de kendi hayatını kurtarman dileğiyle. Bu senin elinde. Yani inşallah. Ben sana kendi de bir kere size dedim dileğiyle. De dedim kayıp ilanını çökülür. Azat Bey. Azat Bey. Esra Hanım. Şimdi İrem'in, Nurdan'ın lakabının İrem olduğunu... Esra Hanım. Benim ismim Azat değil bir kere. Beni Azat diye kim tanıyorsa yalan söylüyorlar size. Benim ismim İbrahim Berkay Gezici. Bu sizin nüfus kağıdınızdaki isminiz. Çağlar senin patronun mu? Hayır hanımefendi öyle bir şey yoktur ya. Ne iş yapıyorsunuz? Geçiminizi neyle sağlıyorsunuz? Ben şu an İzmir'deyim, tatildeyim. Normalde ailem bakıyordu bana. Yalnız abicim seni de çok özür dilerim. Sakın yanlış anlamayın. Sen kebapçıda çalışıyorsun. Oradan ayrılıyorsun Nurdan'ın kayıp haberleri çıktıktan sonra. Ailen bakmaya başlıyor. Yok Esenyurt'ta yaşıyorsun. Bir anda Nurdan'la beraber olduğun ortaya çıkınca orayı taşıyorsun. İzmir'e gidiyorsun. Kaç ablacığım, yaşındasın? Ben zaten İzmir'de tatil için gelecektim şimdi. Ben 20 gün oldu İzmir'deyim. Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığına burada ihbarda bulunmak istiyorum. Yayına bağlanan bayanın ihbarları doğrultusunda. Çünkü 9 Nisan'da kovuşturmaya yer yok diye karar vermişler ama... İbrahim Berkay Gezici annenin de iddiası bu yönde yanında olabileceği noktasında ve bir İbrahim Bey de zaten kabul ediyor ama ben bu... bir tek tarihte şaşırıyor bu kişiyle birlikte ama iddiaların en önemli noktası bu kişinin rahatsızlığı, özel bir durumunun olması hanımefendinin bir fuhuş yaptırıldığı iddiası. Bu iddialar da boşu boşuna gelmiyor. Mehmet Çağlar'ın da şu anda Antalya'da olduğu bilgisi geldi. Sizin haberiniz yok mu bundan? Hayır haberim yoktur. Yani sizi iş yerinize kadar arabayla gelip alan, gezdiğiniz, sozduğunuz, arkadaşlık yaptığınız kişiyle bağınızı kopardınız mı? Ya ben fazla samimi değilim o kişiyle hanımefendi. Telefon numarası var mı? Hayır yoktur. En son ne zaman görüştünüz? En son ne zaman görüştüm? Yaklaşık 1,5 ay oluyor. 1,5 ay oluyor. Hani Nurdan 20 gün önce sende kalmıştı. Ne kadar? 20 gün önce sende kalmıştı, 20-25 gün önce. Ablacığım tamam da 20-25 gün olabilir de ben diyorum ki Nurdan benim yanımda değil. Nurdan benim yanımda olsa zaten ben söyleyeceğim Nurdan neredeyse ya. Peki anneniz telefon hattındaymış Selvi Hanım. Annenizle görüşüyor musunuz? Evet görüşüyorum. Alo Selvi Hanım. Alo iyi günler. Hoş geldiniz yayına. Hoş bulduk. Buyurun. Benim İbrahim Kay benim oğlum. Annesiyim. Ama evet. Onun böyle bir şey yaptığını kesinlikle görmüyorum. Oğlum yanlış bilgi vermişler Esra Hanım size. Ama oğlunuz da Nurdan Hanım'ı İrem lakabı ile tanıdığını, beraber 5 gün aynı evde kaldığını söyledi. Benim sokağımda oturuyordu. Ben oğlum benimle ikinci evliliğimi yaptığım için. Oğlum kabullenmedi. Ayrı bir eve taşımak zorunda kaldım. Ama oğlum böyle bir şey imkansız yani yapmaz. Nurdan'ı tanıyor musunuz? Onunla tanıştınız mı? Ben de gördüm iş yerinde ben de çalışıyorum. Gittim gördüm. Oğlumu yapıştı işte böyle ben ailemden şey yapamıyorum yaşayamıyorum. Birkaç gün kalemde falan. Hatta oğlumu ben dedim hayır oğlum olmaz falan. Burada bir ben dedim yazdık dedi sokakta dedi kalsın falan dedi kaldı. Tekrar oğlum gitti. Orada ev taşımak zorunda kaldım ben oğlumun evini. Niye taşımak zorunda kaldınız? Çünkü oğlum biraz kendini yapamıyordu. Ondan dolayı yani benim desteğimle, eşimin desteğiyle taşıdım evini oradan. Oğlum dedim gel bari burada hani kızla rahat bırakmayacak seni falan. Peki, diye taşıdım ben oğlumu. Mehmet Çağlar gelir miydi size?
Hayır, kesinlikle. O gelmezdi. Nurdan da sizi ne diye tanıştırdı? Nurdan öyle iş arkadaşım dedi anne dedi. Böyle öyle tanıştım ben. Kim bırakmayacaktı oğlunuzu? Evi taşımanızın nedenini anlayamadım. Tekrarlar mısınız lütfen? Oğlum o evde otururken biraz şey oldu. Sorun yaşadı ev sahibiyle falan. Kira sorunu yaşadı. Bilmem ne yaşadı. O nedenle ben evimi taşıdım oğlumu. Ben de aynı şeydeyim. Bölgedeyiz yani. Oğlumla aynı bölgedeyim. Hayır, ne kadar oturuyordu o evde? Yani ne kadar, kaç yıl, kaç aydır oturuyordu da kirada sorun yaşadı? 6 ay oturuyordu. İşte çalışıyordu oğlum benim. Motor kuryedi oğlum benim hatta. Motor kuryelik yapıyordu. Evet. Sonra işten çıkınca eşimle benim biraz sorunlar yaşadım. Oğlumu öyle oradan taşıdım yani. Ama siz de Nurdan'ı tanıyorsunuz. Kaldığı süreçte Nurdan'la tanıştınız. Bir kere gördüm ben Nurdan'ı yanında. Bir kere gördüm, ondan sonra zaten kız gitti. Bayağıdır görmedim ondan sonra. Oğlunuzun evinde mi tanıştınız onunla? Oğlumun evinde tanıştım. Başka kızlar da var mıydı evde? Başka kızlar yoktu kesinlikle, hayır. Size kız arkadaşı, yani benim kız arkadaşım diye mi tanıştırdı? Yok, kız arkadaşım diye demedi. Hani işten dedi, ailesiyle sorun eve gitmiyormuş dedi. Böyle dedi. Benim yanımda birkaç gün kalacakmış dedi. Neyse oğlum dedim, olmaz dedim. Hani hiç şey olmasın dedim. Olsun anne dedi, yazdık dedi. Öyle birkaç gün kaldı yanımda. İsmini ne olarak söyledi size? İrem diye. İrem olarak tanıştı sizinle. Evet, oğlumun ismi de kesinlikle Adat ismi değil. Adat lakabı bile değil benim oğlumun. O zaman yani oğlunuza benzeyen... Oğlunuza benzeyen başka o bölgede kadın ticareti yapan, buna teşvik eden Azat lakaplı biri var. O da oğlunuza tıpatıp benziyor. Hiçbir anne çocuğuyla alakalı böyle bir şey tabii ki kondurmaz ve böyle bir şeyle anılmasını istemez. Yani esrarım yani. Benim oğlum 6 yaşında babasını kaybetti. Yani evet. Benim ikinci evliliğim olduğu için biraz oğlum karşı geldiği için o nedenle yani biraz zor şey yaşıyordum. Ondan dolayı yani. Oğlum kesinlikle ya. Nurdan'la ilgili izleniminiz nedir? İrem'le tanışmışsınız. İrem'le tanışmışsınız bu kızla. İzleniminiz neydi? Bu kızın rahatsızlığı var. Bir raporu var. Bilemiyordum ki rahatsızlığını. Bilemiyorduk yani rahatsızlığını. Oğlum bile bilmedi yani. Şunun benim oğlum daha yeni. 2 gün önce ne duyduk öğrendik öyle yani. Nasıl öğrendiniz? 2 gün, 3 gün önce benim de hatta iş yerinde çalışan çocuk söyledi. Böyle dedi. Ben hayret ettim yani. Kız öyle bir durum göstermiyordu bile. Sizin iş yerinizde çalışan çocuk da Nurdan'ı biliyor. Yani Nurdan aslında herkes tarafından sizin sosyal yaşamınızı biliniyor. Hayır. Ben iş yerinde derken oğlumun iş yerinde yani çalışırken. Ne dediler size Nurdan'la alakalı? Ya bu kızın zihinsel engeli var, oğlunun evinde kalmasın mı dediler? Yani oğlunu evet öyle dedi. Hani dedi, ben istedim hatta oğlum böyle bir şey dedim. Anne dedi, ben ne yapayım dedi yani yazdık dedi. Böyle ailesi dedi, böyle baskı yapmamış, böyle evlendirmek istiyormuş. Şimdi anladım, Berkay'ın söylemediği en önemli nokta annenin cuma günü söylediğiyle birleştiriyorum. Bu kızın işte bu Beylikdüzü'ndeki evde olduğu ortaya çıktı. Siz o adreste kızı bulamadınız. Evet. Halbuki Berkay'ın evinde 5 gün kalırken ihbar geliyor. Aile o eve gidiyor. Evet. Bu arada Berkay kızın %60 zihinsel engeli olduğunu ve ailesi tarafından arandığını biliyor. Sonra kızı ailesine teslim etmek yerine kızdan şu anda 2 aydır haber alınamıyor. Alamıyorum yani işte. Bu durumda Berkay Gezici bu kızın nerede olduğunu biliyor. Zafer Bey önemli bir ihbarda bulunacakmış. Şimdi oldu. Bak yani işte bak yalan, anası da yalan canlı söylüyor. Canlı yayından öğrenmiyor. Bundan anası da yalan 20 söylüyor. 20 gün öncesinden biliyordu. Anası da yalan söylüyor Zafer işte. Zafer Bey. Efendim. Hoş geldiniz. İhbarınız varmış. Buyurun. Hoş bulduk. Ben bunları 26 gün, 20 gün, 27 gün önce Esenyurt Meydanı'nda bunların yanında bir kız daha var. Esenyurt Meydanı'nda? Evet. Bunların yanında bir kız daha vardı. Evet. Bunlar bize, ben de arkadaşım dedi, bize abi dedi, biz de kafeterede oturuyorduk. Evet. Bunlar da dışarıda çocuk uyana uyana gideceğiz, saat 12'ye falan geliyordu gece. Bu İbrahim'i Nurdan ve yanında bir kızla beraber mi gördün Esenyurt'ta? Evet, 2 tane kız, bu Durdane, bunların yanında bir kız daha vardı. Evet.
köy için meydanda ben oradan gördüm. Hatta bizim bir arkadaş dedi abi dedi bunlar dedi bu kızlar para karşılığında satıyorlar. Kadın ticareti yapıyorlar bu kızları evet, pazarlıyorlardı. Size İbrahim Berkay böyle bir teklifte bulundu mu? Hayır bana nasıl bulunmadı. Benim sizin arkadaşım. Evet. Biz bir yerde çay içiyorduk. Bir kafeteryada çay içiyorduk. Evet. Dedi abi dedi bu çocuk dedi kız dedi bunu yani bunları ben yanında kız gördüm. İki tane kız bunlar iki tane kız aşağı doğru bir yana bir yana gidip geliyorlardı. 26 gün önce gördünüz öyle dediniz. 26-27 gün yani yanlışım olmazsa 26-27 yani bir ay falan olmadı daha. Tamam bu ayın başında gördünüz. Evet. Nisan'ın evet, ilk evet. haftasına denk geliyor. Evet. Berkay Bey. Evet. Berkay Bey. Evet dinliyorum. Şimdi Nurdan'ın biraz önceki fotoğrafının yanında bir kız var. O kızın fotoğrafı uyuyor olduğu için de gösteremiyorum. Bakın telefon altındaki Zafer Bey diyor ki ben Berkay'ı ve bu iki kızı yan yana Esenyurt Meydanı'nda gördüm. Yanlış gördünüz hanımefendi. Herkes yanlış sen mi doğruysun? Aynen ben doğruyum. Herkes yanlış sen mi doğru söylüyorsun? Senin kardeşin. Bilal'imi de sen söküyordun o zaman. Oradaki meydanda sen benim kayınbilanımı söküyordun o zaman. Ne? Kayınbilanı yazdım eser döndü meydan benim evim oldu. Orada yazdım kayınbilanımı sen söktün o zaman. Kayınbilanı falan sökmedim ya. Sen söktün sen. Sen söktün o zaman. Ne konuşuyorsun lan? Çok iyi niyetlisiniz. Anneniz biraz önce çok önemli senin bir bilgi verdi. Senin Allah senin başına. Bu evet. kızın aylar önce zihinsel engeli olduğunu ve arandığını biliyordunuz. Niye aileye ve polise gidip ifade vermediniz? Esra Hanım aylar önce değil ya. Ben anlatmak istedim. Yanlış anlattık galiba ya. Hayır anneniz doğruyu anlattı. Bakın Esra Hanım biz bununla aynı iş yerinde çalıştık 15 gün kadar. Ve bu 15 gün süre içerisinde de birkaç gün geldi benim elimde kaldı. Anlatabildim mi? Hayır anneniz dedi ki senin evinde kalırken... Nurdan ya da İrem diyeyim sana. İrem aranıyordu. Bunun bilgisi geldi. Biz de kızın zihinsel engelli olduğunu duyunca şok olduk dedi. Ablacığım zaten biz onun zihinsel engelli olduğunu bilmiyorduk ilk başta. Ama o sonradan arandığını öğrendiniz. Taşlı gitti. Arandığını öğrendiniz. Esra. Arandığını öğrenmedim ben. Esra Hanım. Zihinsel engelli olduğunu öğrendim. Sonra kendisi zaten konuşacak. Kimden öğrendin zihinsel engelli olduğunu? Efendim? Kimden öğrendi? Dükkanda söylemişler işte. Ne zaman söylüyorsun? Ne dediler peki sana? Bu kız zihinsel engelli mi dediler? Evet ablacığım dükkandan bana söylediler. O zaman haber verseydin. Peki senin evinde kalıyordu değil mi? Sen şimdi evinde biri kalıyor bir kız zihinsel engelli. Evet. Tamam evinde biri kalıyor evden kaçmış. Hem de zihinsel engelli olduğunu biliyorsun. Ne yaptın bunları öğrenince? İlk başta bilmiyordum hanımefendi. Tamam sonra öğrendiniz ya. Öğrendin sonra, ne yaptın sonra diyorum. Kendisi kaçtı gitti, sabahına kaçtı gitti ya. Ne güzel abicim, evinde kaldırırken problem yok. Sen zihinsel engelli olduğunu öğreniyorsun. Kız bir anda kaçıp gidiyor. Evet. Aynen böyle mi oldu? Yalan söylüyorsun. Evet, peki polise gidip, ya bakın benim iş arkadaşım kız zihinsel engelliymiş. Ben onu evimde ağırladım diye gidip ifade verdin mi? Aileyi buldun mu? Aklıma gelmedi lan sen de o an. Aklına gelmedi ama şimdi sorumlu iyi bir vatandaş, hayırsever, kapılarını açan bir vatandaş bu şekilde davranır değil mi? Doğru. İş yerinde kim söyledi size zihinsel engelli olduğunu? Oradaki çalışanı hatırladım. Adı ne onun söyleyenin? Patron söyledi bunu yani. Ne diye? Falan oraya gitmiş. Kız aranıyordu yani o yüzden mi söyledi sana? Ya şey kızın ailesi işte Nurdan'ın ailesi oraya gitmiş dükkana. Tamam. Zihinsel engelli raporu falan göstermişler. Tamam. Ben de işte öğrendim bunu. Eve geldim. Tam kendiyle konuşacaktım. Kaçtı gitti. Bak görüyor musun? Elinden kaçtı gitti böyle. Her seferinde İbrahim Bey hikayeyi farklı anlatıyorsunuz. Biliyor musunuz? Hepsinde yalan. İzleyin. Siz iş yerinde ayrıldıktan sonra 5 gün kaldınız. Zihinsel engelli olduğunuzu bildiğiniz halde bu kızı evinize aldınız. Ve hürriyetinden alıkoydunuz. Sonra da hemen o evden taşındınız. Esra Hanım. Zafer Bey de sizi bu ayın başında Nurdan yani İrem'i arıyoruz. İrem diye tanınıyormuş hanımefendi. İrem diye biliniyormuş. Sizi gördüğünü söyledi. Demiş.
Berkay Bey, Azat sizin lakabınız mı Mehmet Çağlar'ın lakabı mı? Hanımefendi, benim isim, lakabım da Azat falan değil. Bunu size kim söylese yalan söylüyor ya. Peki Mehmet Çağlar'ın lakabı olabilir mi? Hayır, Çağlar'ın ismi Çağlar diye hitap ediyor ona. Çağlar diye, ama bazıları da Azat diye tanır böyle kirli işlerde filan. Yok ablacığım, öyle bir kişi yok ya. Ben hiç öyle bir şey duymadım bile. Ne iş yapıyorsun peki? Bana temiz iş söyle. Efendim? Ne iş yapıyorsun? Ben kendim mi? Ne iş yok yapıyorsunuz baba. Siz? Yok baba. Ana. Seni baban ne çalışıyor? Lütfen Halise teyzem, siz ne iş yapıyorsunuz? Hanımefendi, ben şu an çalışmıyorum. Nedir mesleğiniz? Normalde restoran işletmeciliği. Restoran işletmeciliği yapıyorsunuz. Evet. Ne zaman iş yerinden ayrıldınız? Bu Nurdan'la çalıştığınız iş yerinden ayrıldınız? Ya ablacığım, işte 2,5 ay oluyor diyorum ya. Nasıl geçiminizi sağlıyorsunuz bu 1,5 ayda? Ailem baktı bana. Ailem baktı diyorsun da annenin de mağduriyeti ortada. Annen ikinci evliliğini yapmış. 6 yaşında evet, babasız kalmışsın. Kadın zaten zor şartlar altında yaşıyor. Size kim bakıyor? Yani bu para nereden geliyor? Yapıyorum işte bir şeyler hanımefendi. Biliyor. Sen işte bile şey dedi. Hırsızlık mı yapıyorsun? Siz kiranızı ödemediğiniz için evden çıkartılmışsınız. Anneniz söyledi. Evet, doğru. Yani sen kiranı bile ödeyemiyorsun. Çok fazla ihbar geliyor hakkınıza ve Nurdan'ı da yakın zamanda yanınızda gördüğüne dair. Ve Esenyurt tarafından. Kim söylüyorsa onu yalan söylüyor. Ben peki, alalım ihbarı da. Bakalım kim söylüyor. Alo. 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 Hoş geldiniz. Tanıyor musunuz Berkay Gezici'yi? Ben de Azat olarak tanıyorum. Azat olarak tanıyorsunuz. Evet. Yani ne iş yapar bu Azat? Nereden tanıyorsunuz? Ellerinde 4-5 tane bayan var. 12-13 yaşlarında bayan var bunların gözünde. Ellerinde gencecik kızlar var. Ne yapıyorlar o 4-5 kadın, ne yapıyor bunlar? Bunlar köşe başlarında sanayide fuhuş yaptırıyorlar. Fuhuşa zorluyorlar kızları. Evet para karşılığı. Peki bu para karşılığı bu kızlarla aynı evde mi yaşıyorlar? Evde yaşadıklarını bilmiyorum. Ben sadece akşamları sanayide işten gelirken görüyorum ben. Evet. Her gün işten gelirken görüyorum. Hatta orada ben polise de dedim, bunlar nedir bizim yansız. Çağlar'da var mı? Valla bunlar 4-5 kişi varlar. 4-5 erkek bunlar. Evet. Yanlarında da sürekli kızlar var ve o kızları fuhuşa teşvik ediyorlar dediniz. Evet. 4-5 tane bayan var. İstiyorsan bugün akşam ben görüşüm. Bu İrem'i gördünüz mü hiç Berkay'ın yanında son zamanlarda? Valla yarın şimdi buna benzer bir şey gördüm ama saç boyanmış olabilir. Bulundukları yerleri isim olarak verebilir misiniz? Hangi semtlerde, nerede bulunuyorlar? Karabağlar Hamur Kireç semti, sanayi. Bu Esenyurt tarafından bilmiyorum. Esenyurt tarafında... Hayır, Karabağlar'a bağlı. İzmir Karabağlar'da bulunuyorlar. Evet, İzmir Karabağlar. Şu anda da orada bulunuyorlar diyor. Bak 20 evet. Gündür de orada, tatil için gitmişti. Berkay Bey, evet. Siz İzmir'deydiniz değil mi? Evet, İzmir'deyim ben. Berkay Bey, Karabağlar'da mısınız? Hayır, ben ne Karabağlar'da? Neredesiniz ya? Peki şu anda tam konum olarak? Kemalpaşa Armutlu'dayım ben. Armutlu'da tatil mi yapıyorsunuz? Evet, akrabalarıma geldim. Kim akrabanız? Teyzem. Teyzeniz orada yaşıyor. Evet. Adı neydi teyzenizin? Fatma. Peki, bir ihbar varmış. Alo. Alo. Hoş geldiniz yayına. Ben Berkay Bey'e 3 kelime bir şey sorabilir miyim? Tabii buyurun. Berkay Bey, gözlemi ne yaptınız? Gözleme? Evet. Esra. Kahramanmaraş'a sattınız, oradan geri aldınız. Ne yaptınız onları? Ha? Ya gözle kim ya? Bir tane kız İstanbul'u ne yaptınız? Bir tane kız çocuğunu ne yaptınız? İzmir'e gittiğini de biliyorum. O Gözde'yi de götürdün İzmir'e giderken. Ya ne Gözde'si, sen ne saçmalıyorsun ya? Ben saçmalıyorum. Herkes saçmalıyor. Bak herkes saçmalıyor. Gözde dediğin kadın benim akrabamın karısıydı. Karısı imam nikahlı karısı. Çete 5 kişi.
5 kişi çetesin. Senden büyük var bir tane. Kim o? Sen onların ismini keşke bilsen. Kimler var bu Berkay'ın yanında? Ben işim gereği biliyorum bunları, işim gereği. Hani çok geziyoruz, çok evlere gidiyoruz, çok oraya buraya gittiğimizden biliyorum. Tamam mı? Bir de o kız böyle kaybolunca hani çocuğu da bıraktılar, sokakta da gittiler. Sokakta bıraktılar küçücük kız çocuğunu. Ya şimdi bu 12-13 yaşında bir çocuk bayan... biraz önce telefondaki kişi de aynı şekilde 12-13 yaşında kız çocukları vardı. O çocukları pazarlıyorlar dediniz siz. Ne kadar küçük kız varsa onların başına bunlar binerler. Küçük çocuğu olanların da çocuklarını sokakta bırakırlar ya da ona buna satarlar. Beni konuşturma şimdiki ne var ya. Vallahi konuşun senin Berkay Bey. Senin ananda ailen de utanmıyor değil mi? Küçücük çocukları pazarlıyorsunuz. 5 kişisiniz. Ya bir sussun ya, söylesin bir sussun ya. Zoruna gidiyor ya, zoruna gidiyor. Ablacığım kimin zoruna gitmez? Sana sen konuş- İlgileri verebilir misiniz bize? Bir de bu Berkay'ın yanında kimler var? O isimleri verin lütfen. O isimleri keşke tek tek bilebilsem de size söyleyebilsem. Peki, hattan ayrılmayın. Berkay Bey siz de hattan ayrılmayın. Ben seyircilerime veda ediyorum. Ana habere bağlanacağız. Ama yayın kaydımıza devam edeceğiz sevgili seyirciler. Yarın görüşmek üzere. Yayın sonrası yaşananları yarın ekrana getiririz. Allah'a emanet olun.